Günaydın. 11 Mayıs 2022 çarşamba sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün hatırlatma yapacağız. Herkesi görevini hatırlatacağız. Hiç kimse unutmasın diyeceğiz. Hiç kimse unutmasın ki herkes işini iyi yaparsa ideal topluma ulaşabiliriz. Herkes görevini iyi yapsın. İşini iyi yapmak vatanını çok sevmektir efendim. Günaydın. Bugün konut fiyatları, hükümetin bu konuda aldığı teşvik mekanizması vatandaşa ne getiriyor, müteahhite ne getiriyor? Bunlara bakacağız. Esnaf, köylü üretici manşetleri. Bursa'dan Sencer Solakoğlu geliyor. Unutamayacağınız ufuk açıcı bir program olacak. Tarım, üretim konularını detaylı olarak konuşacağız. Spor dünyasına bakacağız. Dün Kayseri Spor, Beşiktaş'tan ve Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'da yendi. 4-2. Nefes kesen bir maçtı hele son anları. Ve Beşiktaş'ı Fenerbahçe'yi eleyen Kayseri Spor, Trabzonspor'u şampiyon Trabzonspor'da eleyerek finale adını yazdırdı. Bugün Avrupa'da Bursa Furutti'nin de yanındayız final maçında. Hayatın içinden ekonomi, siyaset, spor, kültür, sanat bütün bu haberleri aktaracağım. Her zaman olduğu gibi demokrasi meydanında demokrasi diyeceğiz, hukuk diyeceğiz. İsmail Saymaz'a açılan soruşturmadan aradım, geçmişler olsun dedim ve cezalardan bahsedeceğiz efendim. Ve ayrıca yitirdiklerimiz var. Ahmet Say. Şahsen de tanımaktan onur duyduğum bir değerli bilim insanı, müzikolog. Bizim fazla Say'ımızın da babası bu yalan dünyaya veda etti. Son yolculuğuna uğurlayacağız saygıyla, sevgiyle yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica ediyorum gazeteleri okumaya başlıyoruz. Hiç kimse unutmasın bugünkü etiketimiz. Bu arada döviz almış başını yeniden gidiyor. Bütün baskılama çabalarına rağmen 15-30 seviyelerine kadar yükseldi Amerikan doları. Döviz 4,5 ayın ardından tekrar çıkış trendinde. Dolardaki değerlenme küresel risk iştahının azalması ve Türk lirasındaki negatif getiri makasının açılmasıyla döviz yeniden hareketlendi diyor. Bugün işte ekonomiye bakacağız. Döviz neden yeniden yükseliyor? Bunun sorusunun peşine takılacağız, yanıtını arayacağız ama aynı zamanda maalesef ilk haberim bir zam haberi. Benzine gelen zam. zamlarla uyanıyoruz her sabah. Bu şekilde yaşamaktan bıktık yani. 3 liralık mazot aldık daha yarım depo olmadı. Al 15 litre. Gör abi işte. Yarın 14 litre, öbürsü gün 13 litre. Her gün iniyor. Dolardaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Pompada ilk zam haberi benzinden geldi. Gece yarısından sonra litre fiyatı 78 kuruş zamlandı. Benzinin litresi 21 liranın üzerine çıktı. 100 liralık alacağız. Herhalde yarın biter. Aracı neden kullanmıyorsunuz? Pahalılıktan, benzin pahalı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte petrol fiyatları yükselişe geçmiş, akaryakıta ard arda zamlar gelmişti. Ham petrolün varil fiyatı 139 dolarları görmüştü. Brent petroldeki yükseliş daha sonra durdu. Hafta başında 112 dolar olan petrolün varil fiyatı dün 104 dolara kadar geriledi 200 TL. Eskiden aldığımız o klasik 50 TL'ler, 50 TL'ler onlara denk geliyor şu anda. Hesap kesim tarihimiz dündü o yüzden aldık yani. 150 TL. Onu da karttan çekiyoruz bir ay sonra ödeyeceğiz. Gerçekten binemiyoruz. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim bekliyordu araç sahipleri. Ancak indirim yerine zam haberi aldılar. Çünkü Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. 1 dolar 15 lira 30 kuruşunda üzerine çıktı. Mahvolduk gittik bunu işi yapıyorum. Bir, bir eve gittiğin zaman bir halı aldığım zaman diyor ki sen 100 lira halı mı yıkıyorsun ama bir 100 liralık mazut aldım ha şimdi. Ben nasıl iş yapayım burada? Ne, bu ülkede nasıl yaşayayım ben? Dolardaki yükseliş doğrudan yansıdı tüketicinin cebine. Akaryakıtta ilk zam haberi de benzinden geldi. Gece yarısından sonra litre fiyatı 78 kuruş zamlandı. Yapılan zam sonrası benzinin lise fiyatı İstanbul'da ortalama 21 lira 13 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 21 lira 22 kuruşa yükseldi. Bu vatandaşın haline yazık ya. Ne kadarlık almaya geldiniz? 50 liralık 100 liralık. Ne yapalım abi? Çalıştırmazsan olmuyor. Arabanın içinde çoluk var çocuk var. İstanbul'da 55 litrelik depoya sahip bir aracın deposu düne göre ortalama 42 lira daha pahalıya doluyor artık. Bugün ekonomiyi konuşacağız. Bununla birlikte gündem maddelerimizden birisi konut. Eni konu yani bütün detaylarıyla tartışacağımız konut meselesi. Hükümetin buradaki adımı, açılımı, müteahhitlerin hareketleri buna bakacağız. Sığmacılar konusu gündemdeki yerini koruyor ve sizlerden gelen yanıtlar. Hiç kimse unutmasın. Hani Sayın Bakan söylüyordu, artık daha geriye gitmez diye. Dibi yok mu bunun diyor Serkan Bey. Hani Ekonomi Bakanı söylemişti ya daha inecek bir şey yok, merak etmeyin demişti. Ancak 15-30'lar seviyesine doğru ilerliyor dolar. Yani Türk Lirası demek ki daha da dibini görmemişiz diyelim. Dünyadaki Döviz manşetinden sonra sözcüye geçelim. Müteahhitler yine servetlerine servet katacak. Vatandaş yoksullukla boğuşurken iktidarın verdiği müjdeye bak. Evi olmayanlar ev alabilsin diye %0,99 faizle konut kredisi verecekler. 1 milyon lira kredi çeken 10 yıl boyunca ayda 14.278 lira ödeyecek. Bugün Sözcü Gazetesi'nin editörleri çok farklı partilerden değişik isimlerle ayrıca ekonomistlerle de konuşmuşlar. Ve mesela 2 milyonluk kredi hükümetin önerdiği gibi alırsanız 10 yıl süreyle her ay 28.500 lira ödeyeceğinizi öğreniyorsunuz efendim. İşte bugün detaylı olarak konuşacağımız temel hususlardan birisi de bu. Haftalardır söylüyorduk. Pandemi yasakları kaldırıldı. Kısıtlamalar önce gevşetildi, akabinde kaldırıldı. Peki müzik sektörünün emektarları aylardan beri söylüyorlardı. Hatta Cumhurbaşkanı ile görüşen, müzikle uğraşan bazı isimler de mesela Demet Akalın da biz de Sayın Cumhurbaşkanı'na ifade etmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy da buraya geldiği zaman kendisine de sormuştuk. Sayın Bakan da ben Kültür Turizm Bakanıyım gayet tabii ki normalleşmeden yanayım demişti. İyimser beklentileri ortaya koymuştu. Lakin Müzik yasağı konusundaki gelişme beklendiği gibi olmadı. Yayınlanan son genel de yine müzik sektörünün dile gelmemesi hatta e, hakikaten başka sorular getirmeye başladı. Pandemi kısıtlamalarının neredeyse tamamının gevşetildiği tarihte müzik yasağında değişim olmamıştı. Müzik yayın saati gece saat 24'ten 01'e uzatıldı. Birçok kural esnetilmiş olmasına karşın müzik sınırlamasında bir esneklik göremedik. Bu tabii ister istemez hayat tarzına müdahaleyi akla getiriyor. Geçtiğimiz ay pandemiye dair uygulanan pek çok kısıtlama geri çekildi. Maske kuralına dahi büyük bir esneklik getirildi. Müzik yasağında beklenen esnemenin hayata geçmemesi, yaşam tarzına müdahale yorumlarının tekrar dile gelmesine neden oldu. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle pandemi sürecinde saat 24'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın iznini saat 1'e kadar uzattı. Acaba virüs sazdan mı bulaşıyor, sazın telinden mi bulaşıyor, gitarın telinden mi bulaşıyor? ya da insanların sesinden mi bulaşıyor? Müzik ve Sahne Sanatları Sendikası'nın çağrısıyla işletmeciler, sanatçılar ve siyasilerin ortak basın açıklaması yaptığı günün gecesinde geldi gece saat 1 kararı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Gelecek Partili Selçuk Özda sektör temsilcilerinin basın açıklamasına katıldı. Hükümet yasaksız bir Türkiye oluşturmak zorundadır. Özgürlükçü bir anlayış içerisinde hareket etmek ve bir yandan özgürlüğün alanını genişletmek mecburiyetindedir. Yaklaşık 400 bin İnsan 1 milyona yakın ailesiyle birlikte bu işten ekmek yiyor. Herhalde yeni bir virüs icat etti. Bunlar da müzisyenleri vuracak. Açlık virüsü. Sosyal hayatın içine atılmış bir yasaktan bahsediyoruz. Hiçbir gerekçesi yok. Biz işletmeler olarak bir ruhsat saatine sahibiz. Bu müzisyenleri etkilediği kadar bizi de etkiliyor. İşletmeciler de yasaklara müzisyenler kadar tepkili. Son genelgeye göre ise sadece bir saat uzatıldı müzik yayın izni. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ortak yapılan değerlendirmenin sonucu yeni kararlar valiliklere bildirildi. Genelgede yeni saat sınırları bildirilirken halkın huzur ve sükunuyla kamu istirahati açısından sakınca bulunmaması kaydıyla şeklinde düşülen şartta dikkat çekti. İşletmelerin saat sınırına uyup uymadığını ise kolluk birimleri denetleyecek. İnsanların yaşamına müdahale etmeyin. İnsanların özel yaşamıyla uğraşmayın. Türkiye'nin gündeminde bir sığınmacılar konusu var. Bir de konut meselesi var. Bizzat Sayın Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklanan konuttaki yeni düzenleme, bir teşvik mekanizması ne getirip götürdüğüne bakacağım. Ama Hürriyet Gazetesi'nin bu konudaki haberine ve bizim hazırladığımız dosyaya geçmeden önce Kayseri Sporu kutlamak isterim. Beşiktaş'ı elediler. Fenerbahçe'yi de elediler. Ve ligin şampiyonu Trabzonspor'u müthiş bir maçın sonunda dün akşam uzatma dakikalarında attıkları dördüncü golle eleyip isimlerini finale yazdırdılar. Kayseri Spor ve Kayseri her türlü övgüyü hak ediyor. Diyelim fanatikten okuyalım. Devleri yene yene finale. 37 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu çifte kupayla taçlandırmak isteyen Trabzonspor, 1-0'lık skor avantajıyla gittiği Kayseri'de hüsran yaşadı. Sarı Kırmızılar henüz maçın ilk dakikasındaki penaltıyla geriye düşse de pes etmedi. İkinci yarıda oyuna giren Emrah Başsan'ın müthiş performansıyla turu geçti. Final yolunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da deviren Hikmet Karaman'ın öğrencileri gözünü kupa zaferine çevirdi diyor. Ve gerçekten de hele uzatma dakikalarında 96 7 90 artı 7 oralardaydı. Bir gol. Geliyorum dedi. Tabii biraz şans da yardım etti. Ama Kayseri Spor ve Hikmet Karaman'ın öğrencileri her türlü övgüyü hak ediyorlar. Üç büyük takımı eleyerek isimlerini finale yazdırdılar diyelim. Ve Hürriyet'teki konut haberine geçelim. Konut paketi ne getirir acaba? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı konut sektörüyle ilgili 3 paket gündem yarattı. Peki %0.99 faizle konut kredisini de içeren paketler vatandaşa ve inşaat sektörüne nasıl yansır? Fiyatlar çıkar mı düşer mi? diyor. Ve Hürriyet Gazetesi muhabiri Gülistan Alagöz pek çok sektörün önde gelen ismiyle ve vatandaşlarla konuşmuş. Haberin içerisinde Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati'nin de görüşleri var. Peki gerçekten de ne getirir, ne götürür? Dünden itibaren bunu konuşmaya başlamıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamaları da iktidardan gelen bu konudaki detayları da sizlere paylaşmıştık. Muhalefet bu diyor. Umduğumuzu getirmez. Akılları fikirleri beton, nerede beton? Orada rant. Mayıs ayı başı itibariyle asgari %40'ı tamamlanmış ve asgari %50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bu kıtlıkta Erdoğan'ın aklına gelen tek şey inşaat şirketlerini nasıl destekleyecek? Oraya nasıl para aktaracak? Söz konusu paket sadece ama sadece AK Parti'nin yeni ve yeniden bir oyunudur. Bu oyun ve hokkabazlık eninde sonunda iktidarın ayaklarına dolanacak. Fakat ne yazık ki topluma da maliyeti çok büyük olacaktır. Müteahhitleri açıkladı paketi vatandaşa değil. Tayyip Erdoğan emlakçılık yapmadığı kalmıştı ona da başladı. İnşaat sektörüne 20 milyar lira kaynak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı konut destek paketleri arasında müteahhitlere yarım kalmış projelerini tamamlamak için kredi kullandırılacak. Muhalefet para yine betona, ranta, destek vatandaşa değil müteahhitlere diyerek tepki gösterdi. Ortada müjde falan yok vatandaş için. Açıkladıkları paketin tek hedefi var. Yandaş müteahhitleri kurtarmak. Taneyle domates almak zorunda bırakılan insanlara milyonluk binaları satmayı planlıyorlar. Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. Yeni bir konut spekülasyonuna yol açacaklar. Ve konut fiyatları tekrar artacak. Kim kazanacak? İnşaat şirketi. Evine ekmek götüremeyen kişi 2 milyon liralık kredi alacak. Enflasyon %70'e tüketicide çıktığı bir yerde kim alabilir? Enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar sadece dış ticaret görünümümüzü bozmakla kalmıyor. Ürün maliyetlerinde de ciddi artışlara yol açıyor. Bu düzenleme küçük bir azınlığın faydasına planlanırken orta sınıfın konut sahibi olmasını ise daha da imkansızlaştıracaktır. Konut fiyatlarındaki şişmeyi düşürmek bir yana daha şimdiden fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olmuştur. Muhalefet atılan tüm adımlar plansız programsız fiyatların yükselmesine yol açtı diye iktidarı suçlarken vatandaş yerine müteahhitlere kaynak yaratılıyor derken Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyat artışlarının nedeni enerji fiyatlarındaki artış ve fırsatçılar dedi. Bazı ürünlerdeki fiyat artışları ne enerji fiyatlarındaki yükselişle ne döviz kuruyla ne enflasyonla izah edilemeyecek seviyelerdedir. Fırsatçılıktan, tamahkarlıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil, ahlak meselesidir. Döviz artmaya devam ediyor. İnsanlar fakirleşmeye devam ediyor. Her şeye zam gelmeye devam ediyor. Nebati'nin gözlerindeki ışıltı kayıp mı oldu? Ne oldu? Şimdi kuru stabil bir hale geldi. Kontrolümüz altında. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kuru kontrol altına aldık dediği 15 Nisan'da dolar kuru 14 lira 62 kuruştu. Bugün 15 lira 32 kuruş, bir ayda 70 kuruş arttı. Muhalefet fiyat artışları da kurdaki yükselişte ekonomi yönetiminden kaynaklı diyor. Kur korumalı mevduattan dolayı %10 artması durumunda 75 milyar lira yük getirir. Çiftçiye verdiğimiz desteğin yaklaşık 3 katını hazineden ödemiş oluruz. Kime? bir avuç insana, zengin kesime. Hani biz her sabah özgür Türkiye, mutlu Türkiye, huzurlu Türkiye diyoruz ya. Özgür, yasakçı değil. Yasaklardan hoşlanmıyoruz. Bakın Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı bir tepki gösteriyor. Eskişehir Valiliğine. Eskişehir'de sanat emekçileri bir festival düzenlemek için aylardan beri çalışıyorlar. Eskişehir Valiliği son dakika kararıyla bu festivali yasaklıyor. Hangi gerekçeyle? Hangi mantıkla? Bu açıkça yobazlıktır diyor Erkan Baş. Bu kararı şiddetle protesto ediyoruz ve sanatçı arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu söylüyoruz diyor Eskişehir'e, Eskişehir Valisine almış olduğu bu karar nedeniyle tepkilerini ifade ediyor İşçi Partili Erkan Baş. Hürriyet'ten sonra pencereye geçelim. Dün İsmail Saymaz'ı aradım. Adaşım geçmiş olsun dedim. Bir terör soruşturması daha. Teşekkür ederim dedi. Nedir dedim. Anlattı anlattı. Biraz sonra sizlere detaylı olarak anlatacağım. Her zaman yanımdayız. Sen çok iyi bir gazeteci, çok iyi muhabir ruhlu bir meslektaşsın dedim. İsmail Saymaz'a dayanışma duygularımı ifade ettim. Gazetecilik, gazetecilik suç değildir. Bizim değişmez ilke ve sloganımız budur efendim. Kılıçdaroğlu ülkemiz bir kaçak istilası altında demiş. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İktidarın sığınmacılara ilişkin politikasına dair eleştirilerde bulunan ve parti olarak yaptıklarını kronolojik olarak anlatan Kılıçdaroğlu yaşanan duruma ilişkin bir kaçak istilası altında ülkemiz bunu kabul etmek zorundayız. İnsanlarımızın mahalleleri gitti ve gerginlik artıyor. İki yılda göndereceğiz. O konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Görüşümüz gayet nettir. Gidecekler. Milletimizin tertemiz alnına ırkçılık lekesini sürdürmeyeceğiz. Bu nedenle asla kayıkçı kavgalarına dahil olmayacağız diye konuştu. MHP lideri Bahçeli'ye seslenen Kılıçdaroğlu, sen hangi yüzle, hangi ahlakla, hangi milliyetçilikle Erdoğan'a destek veriyorsun diye sordu. Pencere gazetesinde MHP lideri Bahçeli'nin sözleri de haber olarak yer almış. İşte onlar. Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse yarın komşumuz olacaktır diyor Bahçeli. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grubu toplantısında konuştu. Son günlerde ülke gündeminde yer bulan mülteci tartışmalarına değinen ve kabul edilmelidir ki sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı istismara müsait bir zafa haline gelmiştir ifadelerini kullanan Bahçeli Türkiye'de bulunan yabancılarla ilgili duygusal tonu ağırlıklı, tepkisel yönü baskın, provokasyon dozajı yüksek, kirli malumatlar, gerçek dışı iddialar, çarpıtılmış haber ve fotoğraflar özellikle sosyal medya kanalıyla yoğun olarak servis edilmiştir diyor. Tabii bu konu çok önemli bir konu. 8 milyon civarında olduğu belirtilen mülteci, sığınmacı illegal göç, yasa dışı, düzensiz göç gibi kavramlar önümüzdeki seçime kadar da konuşulacak gibi gözüküyor. Dün Türk Gün Gazetesi'nde yapıcı, sağduyulu bir çözüm konulu Yıldır Açiçek'in haberi vardı. Bugün Sabah Gazetesi'nde Melih Altınok'ta hükümete çağrıda bulunuyor. Diyor ki, yıllar yılı fedakarlık yaptık bu mülteciler konusunda. Dünyaya örnek olduk. Bu mesele çözümleli. Çözülmeli ama bu mesele çözülürken bu kadar yaptığımız fedakarlıklar da dünyada böyle parmakla gösterilen erdemli tutumumuzda yara almamalı diyor. O da mantıklı, sağduyulu bir yazı kalemi almış bugün efendim. Bursa'ya götüreceğim sizi. Bir restorasyon çalışması Bursa Valisi. Ama bu habere giderken bu sezon parkede Avrupa'daki basketbolda fırtınalar estiren, adeta yılın sürprizini gerçekleştiren Frutti Bursa Spor. Bu akşam Avrupa'da final maçına çıkıyor. Dün Levent Kızıl'la da konuştum. Ona ve bütün Bursa'ya, bütün Bursa Spor Camiası'na Avrupa'dan şampiyonluk beklentilerimi ve iyi dileklerimi, başarı temennisinde bulunduğum o sözlerimi de kendisine sizler adına ilettim efendim. Ama şimdi Bursa Spor'a başarılar dilerken Bursa Valisi'nin o restorasyonla ilgili açıklamasına geçiyoruz. Keşfeli sınır koyduk mu? Yok. Şimdi sen martavan okuyorsun ya. Hadi geç ya. Restorasyon çalışmaları belirlenen takvimden geride kalınca vali öfkelendi. Restorasyonu yapan firma yetkilisine tepki gösterdi. Bunları en kısa zamanda düzelteceksiniz. Hangisini? Bak düzeltmezseniz bana alkış durmayın. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın evi için restorasyon çalışmaları başladı. Bursa valisi Yakup Can o çalışmaları yerinde inceledi. Ancak çalışmaların belirlenen takvimin gerisinde kaldığını öğrenince sinirlendi. Neden gecikme yaşandığını anlatan, restorasyonu yapan firma yetkilisine tepki gösterdi. En kısa zamanda bitecek. Kamerası bilmem ne en kısa zamanda bitecek. Yok kardeşim böyle bir muhazeret yok. Topraksa toprak ona göre tedbir al. Bu benim işim değil sizin için. Vali Can Bolat gerekçelere ikna olmadı. En kısa zamanda düzelteceksiniz dedi. Bir zahattan hiçbirini beni ikna edemezsin. Sen artaban okuyorsun ya. Geç ya. en kısa zamanda düzelteceksiniz. Anladım. Hani? Bak düzeltmezseniz bana al konuşturmayın. Firma etkilisi valiye gecikme nedenlerini anlatmaya devam etti ancak vali Can Bolat arkasını döndü yürümeye başladı. Sonra durdu bir kez daha tepkisini gösterdi. Niye binanın içine su girdi? bu yaptığı çalışma senin de oradaki yaratımının düzgün olmaması. Bunun başka izahı yok ki. Bursa valisi Yakup Canbolat ilerleyen günlerde yeniden çalışmaları incelemeye geleceğini söyledi. Şimdi Mart Haval okuyorsun diyor vali. Hani yalan söylüyorsun, hikaye anlatıyorsun demeye getiriyor. Penceredeki bu iki detaydan hemen sonra bir gün gazetesine geçiyoruz. Gezi kararına, ses çıkarana da dava. Gezi davası da ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 8 kişinin tutukluluklarına yapılan itiraz bir üst mahkeme tarafından reddedildi. Karar oy birliğiyle alındı. Rütük ise CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve TIP Milletvekili Ahmet Şık'ın Gezi davasında çıkan karar sonrasında yaptığı açıklamaları suç saydı. Açıklamaları haberleştirerek yayınlayan Halk TV, KRT, Tele1 ve Flash Habere iktidarı küçük düşürme ve aşağılama maddesinden ceza verdi. %3'lük para cezası oy çokluğuyla alındı. Ben buradan Halk TV, KRT, Tele1 ve Flash TV'ye geçmiş olsun derken dayanışma duygularımı da aktarmak isterim. Bizi yöneten iktidara ve iktidarın organlarına, bütün organlarına Türkiye'nin özgür, çok sesli Demokratik yapısının korunması, güçlendirilmesi gerektiğinin altını bir kere daha çizmek istiyorum efendim ve sonra bir sonraki gazeteye geçiyorum. Çok önemli. Aydınlık grubunda bir Devlet Bahçeli manşeti. Konu Suriye. Okuyalım. Bahçeli'den hükümete çağrı. Suriye Devlet Başkanı'nın af kararı değerlendirilmeli. Bahçeli, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın genel af kararının mühim ve geri dönüşleri kolaylaştırıcı olduğunu söyledi. Bahçeli bu kapsamda hükümetin uygulayacağı her politikayı sonuna kadar destekleriz dedi. Peki bir soru. Gördüğünüz gibi konut meselesi, ekonomi, dolar yükseldi 15-30 civarında. Benzene bir zam daha geldi. Hayat pahalılığı mesele. Konut meselesi, kira çok yükseldi. Bu konuda hükümetin ciddi bir adım atması gerekir böyle müteahhitlerin hoşuna gidecek bir düzenlemeden falan bahsetmiyorum. O ne getirir götürür bilmiyorum. Ama kira meselesini hükümetin çok ciddi olarak ele alması ve yasal bir düzenlemeye gitmesi mutlak gibi gözüküyor. Bunu söylemek isterim efendim. Bizim her sabah ama 9 yıldır her sabah savuna geldiğimiz temel değerler var. Ulaşmak istediğimiz Türkiye hayalinde o değerleri her gün hatırlatıyoruz ki vatandaşın buradaki beklenti ve hayalleri ülkemizin hedefleri netleşsin. İktidar bunu öğrensin. Muhalefet bunu duysun. O değerlerden bir tanesi de çalışma hayatındaki huzur. Örgütlü toplum istiyoruz biz. Teşkilatlı toplum istiyoruz. Çok sessiz bir toplum istiyoruz. İşçi, emekçi hakkını örgütleyerek, örgütlenerek koruyabilsin, savunabilsin istiyoruz. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Kocaeli'de 10 kişi, Güdaya'da 9, Bursa İnegöl fabrikasında da bir arkadaşımızın iş akti edildi. Yuh! Yuh! Buradaki arkadaşların tek isteği talebi bu iş yerlerinde demokratik hakkı olan sendikalaşmaya gitmek, sendikaya üye olmak. Sendikaya üye olmak isteyen işçiler iddiaya göre fabrika tarafından işten çıkarıldı. Türk Metal Sendikası karara tepki gösterdi. Fabrika önünde toplanan kalabalık slogan atıp işçilerin geri alınması için eylem yaptı. Sendika hakkımız engellenemez. Destek veren herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan kablo firmasının Bursa şubesinden bir, Kütahya şubesinden dokuz, Kocaeli şubesinden ise on işçi iddiaya göre sendikalı oldukları için işten atıldı. Bize de dedi senle çalışmak istemiyoruz dedi. Tazminatını da veriyorum dedi. Türk Metal Sendikası yönetici ve üyeleri Bursa'daki fabrikaya gelerek karara tepki gösterdi. Yaklaşık 900 işçinin çalıştığı fabrikada Türk Metal Sendikası'nın örgütlenme çalışmasına başlamasıyla beraber firma yetkililerinin işçilere baskı yaptığı iddia edildi. Son olarak fabrika işçisi Tuğba Onay performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarıldı. Sendikadan bahsedilmeden benim yetersiz olduğumu söyleyerek benle de işini feshetmeye karar verdiklerini bildirdi muhasebeci müdürümüz bizim. Fabrika önünde açıklama yapan Türk İş Bursa Bölge Başkanı Ruhi Biçer, işçilerin tek talebinin anayasal hakları olan sendikalaşma olduğunu, işten çıkarmalara rağmen sendikaya üye olmak isteyenlerin sayısının arttığını söyledi. Bu iş yerlerinde demokratik hakkı olan sendikalaşmaya gitmek, sendikaya üye olmak. Bu an arkadaş işten atılmasına rağmen 3 fabrikada da şu anda üyelikler çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Eylem sırasında vardiya çıkışı saatinde işçileri taşıyan servis şoförünün aracı kapıda bekleyen sendika üyelerine doğru sürmesi tansiyonu yükseltti. Gerginlik polisin araya girmesiyle son buldu. Örgütlü toplum çok önemlidir. Hiç kimse bunu unutmasın diyelim. Bir sonraki gazetemize geçelim efendim. Aydınlıktan sonra Cumhuriyet. AKP yine zenginleri sevindirecek. Erdoğan açlık sınırında yaşayan yurttaşa milyonluk konut kolaylığı yaptı. Yoksulluk sınırında yaşayan yurttaş enflasyonun düşürülmesini, maaş ve ücretlerin artırılmasını beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan konut finansmanı projesini açıkladı. Zaten yüksek olan ev fiyatları anında %30'a yakın artarken 2 milyon liranın altında sıfır ev kalmadı. İktidarın projesinden yararlanıp ev almak için 1 milyon lira peşinata sahip olup 1 milyon da kredi çekilse ödenecek aylık taksit 14.277 lira. Emekçinin bu taksiti ödeyebilmesi çok zor. Emeklinin ödeyebilmesi ise neredeyse olanaksız. Evi alırsa yine milyonerler alacak diyor. Cumhuriyet'ten sonra bir manşet daha okuyacağım ve süt haberine geçeceğim sivil anayasayı mutlaka yapacağız diyor. Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe masfili anayasadan kurtarma irademiz bakidir diyor. Bu sözler Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ay. Bakalım Sayın Erdoğan neler söylemiş. Ülkemizi yeni anayasaya kavuşturmak için mecliste defalarca teşebbüste bulunduk. Muhalefetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle akamete uğradık imkan bulduğumuzda ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız diyor. Ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye'nin hukuk devleti niteliğini güçlendirmenin mücadelesini veriyorum diyor Recep Tayyip Erdoğan. Bugün uzun zamandır istediğim bir konuğu ağırlayacağım. Sencer Solakoğlu Bursa'dan geliyor. TÜSEDAT Başkanı. Besicilikle de uğraşıyor. Deyim tam olarak deyim yerinde ise elini taşın altına koyan duyarlı, vatansever birisi. Onu Fox'tan hem Çalar Saat'ten hem ana haberimizden hatta Merve'nin programlarından iyi tanıyorsunuz. Onun da ufuk açıcı, herkese yol gösterici, ders alınacak bir program yapacağımızı düşünüyorum. Çok bu konuda iyimser duygular içerisindeyim. Çünkü üreticinin ne kadar zorda olduğunu biliyorum. Besicinin ne kadar güçlük çektiğini biliyorum. Mesela kendimiz de birer vatandaş olduğumuz için alışverişe çıktığımız için mesela et, süt, süt ürünleri, peynir, yoğurt mesela mesela süt fiyatları 5.70'e veriyorduk. Yeni olmuş 7.5 ama henüz para elimize geçmedi bir. İkincisi biz bu parayı alana kadar en az bu yeme 4 sefer zam gelecek. Çiğ süt fiyatına 15 Mayıs'ta zam gelecek. Üretici ise neredeyse emin bu süreçte yemin de yeminde zamlanacağından. Mandıracıysa raflarındaki süte ve peynire gelecek zamla satışlarının daha da düşeceğini söylüyor. Fiyatları değiştirmedim Değiştirmediğim halde. halde çok durgun. Ama mecburen önümüzdeki süreci değiştirecek. Yani önümüzdeki tabii ki yani bir dahaki alacağımda ben şey olmadıktan sonra Yüksek aldıktan sonra ben nasıl uygun fiyata koyacağım buraya? Sütü üreten de süt ürünlerini satan da durumdan dertli. Süt üreticisi hayvanlarını teker teker kesime göndererek direniyor artan maliyetlere. Çiğ sütün fiyatı arttı. Şimdi yeme zam bekleniyor. Biz bu paraları almadan cübümüze intikal etmeden paralar en az 3 sefer 4 sefer yeme zam yapacak bu arkadaşlar. Yıllardan beri hayvancının kaderi bu. Satışım gayet çok güzeldi. 250 kilonun üzerindeydi. Ama şu an 100 kilo sütü mesela satamıyoruz artık. Şu an kaç para? 8. Artık, şey çiğ sütün perakende satış fiyatı 8 lira bu mandırada. Sütü satarken kullandığı poşetin 50 kuruş olduğunu söylüyor esnaf. Elektrik, kira gibi masrafları ekliyor ancak 50 kuruş kar edebiliyor. Yeni zam uygulanmaya başladığında perakende çiğ süt fiyatının kaçınılmaz olarak artacağını söylüyor esnaf. Dükkanı açtığımda 4 liraya süt satıyordum ben burada. E şu an 8 liraya, daha 10 ayın içinde 8 lira yani oldu zaten. %100 oldu. E bunu 12'ye koyduklarında 10 lira dediğinde ben kaça koyacağım diye. Kar marjını en alt seviyeye çeken esnaf dahi müşteri yok diyor. Vatandaşın artık kırık peynir çökelek satın aldığını söylüyor. Yeni zam raflara yansıyınca peynir satabileceğinden de umudu yok. Mesela ben Bergama tulumu şu an pazarda 90 lira ben de 80 lira burada. İzmir tulumu 85 lira koymuşlar. Mesela bizde daha şu an 75 lira. Dedikleri fiyattan olursa İzmir tulum bile 95 liradan 100 liradan aşağı olmaz. 2,5 ay oldu burayı devralalı. E, i̇lk zamanı yedim. İkinci zam yolda. E, i̇ki buçuk ayda iki, ikinci zam e, yiyoruz. E, bu da yani öyle küçük zamlar değil gerçekten e, insanları zorlayabilecek zamlar. Üreten de satan da satın alanda ne yapacağını şaşırdığını dile getiriyor. Bu geçen süreçte artık insanlar ne yapacağını şaşırdı. Süreç ne gidecek bilmiyoruz bekliyoruz yani. Biraz sonra Sencer Solakoğlu ile yapacağımız o söyleşiyi kaçırmamanızı naçizane tavsiye ederim. Ülkemizin aydınlık geleceği için önemli olduğunu düşünüyorum. Dün burada İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda farklı düşünen ve farklı söylemleri olan bir milletvekili vardı. Gürsel Erol, Elazığ milletvekili. Çok çarpıcı bir öneride bulundu. Gün boyu beni siyasiler aradılar. İzleyen, izlemeyen, duyan herkes o kadar farklı bir yankı yarattı ki. Ben dedi Elazığ milletvekiliyim ama partimin diğer partilerle yaptığı işbirliğini çok önemsiyorum. Bu ittifak sonucunda Temel Karamollaoğlu gelsin, birinci sırada liste başı olsun Elazığ'da. Ben de onun arkasından ikinci sırada olayım dedi. Siyaset dünyasında çok nadir gördüğümüz bir örnek oldu. İşte onun manşeti. Ama önce çalı saatte hem Gürsel olun hem de ondan bir gün önce Aytun Çıray'ın da gündeme getirdiği Atatürk Havalimanı adeta bir kampanya. Ben buradan ne bileyim başta ekrem İmamoğlu olmak üzere bu konuya ilgi duyan herkesin bir kampanya yürütmesini bekliyorum. Atatürk Havalimanı kalsın, hiç olmasın yıkılmasın istiyoruz. İşin adı İstanbul Atatürk Havalimanı. Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme yapım işi. Böyle bir iş ve yaklaşık 2,5 katrilyon bakın eski parayla. Aytun Çıray ne dedi? Bir milletin parası alnının teri sokağına satılır denilse bu kadar olur. Atatürk Havalimanı'nda şimdi 2 milyon metrekare beton kıracaklar. Bunların hepsi ülkeye borçlandıran yatırımlar. Gürsel Erol da diyor ki, Atatürk Havalimanı her ne kadar uçuşa kapalı olsa da olası bir kriz durumuna karşı. Mesela kar yağar, deprem olur, Allah muhafaza deprem olacak. Böylesine olumsuz senaryolara karşı Atatürk Havalimanı olduğu gibi koruyalım. Milletin parasını heba etmeyelim diyor. İşte bunun bir kampanyasının olması gerekir efendim. O kar yağdı ne oldu? İstanbul Havalimanı'na inemedi bakanlar. Atatürk Havalimanı'na indiler. Diyelim hakimiyet. Şimdi Gürsel Erol'un dün gündeme getirip de siyasette çok yankı yaratan o sözlere Diyor ki, yerimi Karamollaoğlu'na seve seve veririm. Millet İttifakı'nda milletvekili listeleri şekillenirken Saadet Partisi lideri Sayın Karamollaoğlu gelsin, Elazığ'dan liste başı olsun diyor. Bunu Elazığ'dan birinci sıradan milletvekili seçilen milletvekili Gürsel Erol söylüyor. Siyaset dünyasında böylesine centilmence tutumlar ve stratejik hamleler maalesef nadir görülüyor. Bizim şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrolarında görev alan sıfatımız, ünvanımız ne olursa olsun bir tek hedefimiz var. Bu seçimi kazanmak, bu iktidardan ülkeyi kurtarmak. Onun için hiçbirimizin koltuklarımızın hesabını yapmayacağız ve yapmamalıyız. Yani bizim milletvekilliğimizin ülkenin geleceğiyle ilgili yaşanan riskler karşısında hiçbir önemi yok. Bakın ben buradan bu çağrıyı yapıyorum. Hiç önemli değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri koltuklarımızı böyle bir ittifakta Sayın Genel Başkanımızın uygun gördüğü her lidere vermeye hazırız. Mesela ben Elazığ milletvekiliyim. Elazığ Türkiye'nin en muhafazakar ve milliyetçi kentlerinden birisidir. Hep AK Parti 5 alıyordu. Tabii. 5 0 5 0 Tabii tabii. AKP de AK Parti de öyle. 5 0 yapardı. İşte AK Parti öyle tabii, tabii, 5 0 5 0 yapıyordu. Mesela Temel Bey'e ben çağrı yapıyorum. Sayın Genel Başkanımız da uygun görürse eğer böyle bir görüşme olursa ben liste biri Temel Bey'e veriyorum. Ben Karamalı de liste 2 olurum. Elazığ 1 saygıyla, onur duyarım. Vay be. yani Temel Bey'in liste bir olduğu yerde hiç önemli değil Saadet Partisi. Ben e de iki. Olurum. Ben de iki olurum. Hiç önemli değil. Taşıyabilir misiniz iki? Hiç önemli değil. Yani bu ittifak sonuç alsın. Benim orada milletvekili seçilip seçilmemem önemli değil. Vay be, Niye önemli değil? Ya mesele bizim kendi kariyerimizi korumak değil ki. Bir daha seçilmek değil ki. Mesele ülkeyle ilgili, devletin geleceğiyle ilgili artık bu sistemin yürümediğini ortaya koymak ve devleti geçmişte olduğu gibi liyakatlı yönetebilmek, Geleneklerle yönetebilmek ve bu sistemden alıp parlamenter sisteme tekrar geri götürmek. Yani hiç benim için önemli değil. Ben aday olduğumda 38 bin oy aldım. Saadet Partisi 6 bin oy aldı. Ama ben Temel Bey'e sıramı vererek Temel Bey elazı kabul ederse, liste bir olursa ben şeref ve onur duyarım. Emrinde de çalışırım. Hiç önemli değil. Hayır, yeter ki sonuç alalım. Ne yetiş. olacak ya? Ya İsmail Bey ülke gittikten sonra sen milletvekili olsan ne olur? Yani dolar oldu 15-20 şu anda. İnsanlar geleceği ile ilgili kaygı yaşıyor. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Yani milletvekilisin sokağa çıktığın zaman günde yüzlerce insanın talebi var. Peki. İşsiz, azsız, gelecekle ilgili kaygı yaşayan böyle bir ülkede sen milletvekili olsan ne olur? Ülkede huzur olsun, demokrasi olsun, insan hakları olsun, evrensel değerler üzerinden bütün yurttaşlarımızın yurttaş hakları eşit ve adil olsun. Bir sıradan vatandaş da olalım. İki dönem yaptık yeter ne olacak? Peki. Şimdi bu konu önemli. Bunu ben takip ederim efendim. Bugün köşe yazılarına baktığım zaman Soner Yalçın'ın bir tepkisi. O da özgür toplum istiyor. Aziz Nesin Vakfı'na yapılanlar ve Soner Yalçın bugünkü yazısında yeter artık diyor. Yazıktır diyor. Aziz Nesin Vakfı'nın eğitim konusunda, çocuklarımızın geleceği konusunda üstlendiği rollen bahsediyor. Projelerinden bahsediyor ve banka hesaplarına bloke konulması. Nesin Vakfı'nın Aziz Nesin Vakfı'nın engellenme çalışmalarından bahsediyor. Ve bir soru soruyor Soner Yalçın, haklı bir soru. Biz 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından ders almadık mı? Şu kadar tarikatın, bu kadar cemaatin yurtları var diyor. Son derece haklı, yerinde düşünülmesi gereken sorular. Gazi Üniversitesi'nden bir arkadaşımın Coşkun İnce'nin Mavi Alay Gri Aşk isimli kitabı geldi, imzalı. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Fazıl Saya bütün say ailesine, akademi dünyamıza, müzik ve kültür dünyamıza, ulusumuza da başsağlığı diliyorum. Şahsen de tanımaktan onur duyduğum çok değerli bir insan, müzikolog. Bizlere fazla sayı armağan eden bir kültür, bir kişilik. Ahmet Say bakın böyle böyle kitapları. Bunu kitaplığımdan bulup getirdim. Bizzat imzalayarak bana takdim etmişti Ahmet Say. Onu son yolculuğuna saygıyla uğurlayacağız. Fazıl Say'a ve ailesine de başsağlığı diliyorum. Hiç kimse unutmasın. Güzel bir gün sabahtan başlar. Günaydın. 11 Mayıs 2022. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanındasınız. Hiç kimse unutmasın dediğimiz özel bir sabah. Konut gündem maddesi, kira. Bu konu bir düzenleme bekliyor. Ciddi bir düzenleme. Ekonomi yine esas gündem maddesi. Tarım ve üretici. Sencer Bey Bursa'dan yola çıktı. Biraz sonra burada olacak efendim çok önemli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ve bununla bağlantılı olarak tarım, üretici, köylü haberleri olacak. Esnaf manşetleri olacak. Sığınmacılar yine gündem maddelerinden birisi. Soner Yalçı'nın da yazısı üzerinden Aziz Nesin Vakfı'na neden müdahale edilmek isteniyor? Neden bir takım engelleyici çabalar içerisine giriliyor diyeceğiz. Hak, hukuk, demokrasi, özgürlükler diyeceğiz. İsmail Saymaz meslektaşımı aradım yaptığı bir haber nedeniyle hakkında terör soruşturması açılmış. Meslektaşıma, adaşıma geçmiş olsun dedim. Ceza alan televizyon kanallarına isim isim de ifade ettiğim gibi onlara da geçmişler olsun dedim. Dayanışma duygularımı aktarmak istiyorum. Şimdi Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Konut en önemli gündem maddesi haline geldi diyoruz. 5 soru 5 cevapla konutta yeni fırsatlar. İki bakanlığın istişareleriyle oluşturulan konut finansmanı projesini tüm yönleriyle inceliyoruz. İlk evini alacak vatandaşlar nasıl desteklenecek diye başlıyor. Fakat hükümeti destekleyen gazetelerde işte milliyet olsun, hürriyet olsun, sabah olsun bu konunun hep olumlu tarafları ele alınmış. Fakat muhalif cenaha baktığımız zaman mesela sözcü müteahhitler yine servetlerine servet katacak vatandaş yoksullukla boğuşurken iktidarın verdiği müjdeye bak deniliyor. Sizler kendinize şunu sorun. İktidarın bu yeni düzenlemesiyle diyelim 2 milyon lira kredi çektiniz. 10 yıl boyunca ayda 28 bin lira ödeyebilir misiniz? İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli konut kredisi sağlıyor. Konut finansmanı projesinin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır. Bu bir gecede neye mal oldu? Fiyatların %15 ile %30 arasında artmasına sebep oldu. Bu destek paketleri ve uygulamalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Faizinde ev fiyatı arttı. Yangına bir benzin daha dökülmüş oldu. Konut fiyatlarındaki ve kiradaki durmak bilmeyen artışa bir fren bekleniyordu kabine toplantısından. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ayrı paket açıkladı. Talebi arttırmaya yönelik bu adım bir gecede ev fiyatlarını daha da yükseltti. 2 milyon liraya kadar birinci el konut alanın bu ilk evi ise %0,99 faizle kredi çekebilecek. Ancak ev fiyatları saatler içinde öyle bir fırladı ki faiz indirimiyle gelen konut fiyatlarındaki artışla uçup gitti. Kararlılıkla ifade etmek isterim ki faiz fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından hemen sonra internetteki satılık ev ilanlarına yapılan faiz fiyat artışını takip ettiklerini, müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Açıklanan paketlerin temel amacınınsa uygun maliyet le ev sahibi olmak olduğunu aktardı. Yine alınamaz. Hiçbir şey değişmiyor ki. Fırsatçılar o kadar fazla ki 0.99 faiz kampanyasına uygun evler kampanyasına dönüştü. Kabine toplantısının ardından Erdoğan paketleri açıkladı. İnternetteki ilanların başlığı düşük faizli krediye uygun diye değiştirildi. Ev fiyatları da birer birer yükseltildi. Zaten yüksek olan fiyatlar %15 ile %30 arasında arttı. Yani faiz indi ama konutlardaki fiyat artışı faydadan çok zarar olarak döndü alıcıya. 8 Mayıs'ta faiz oranımız 1.20 idi. 1 milyon 450 bin liralık konut aldığınızda geri ödemenizde 2 milyon 175 bin liraydı. Evin maliyeti aslında size 2 milyon 475 bin liraya. 1 milyon 450 bin liraya bu evini satan vatandaş, satıcı dün gece evini 1 milyon 650 bin liraya çıkarttı. Faizimiz de 0.99'a düştü. Evin maliyeti ise toplamda 2 milyon 613 bin lira oldu. Paketin vatandaşa zararı 138 bin lira oldu. Olası talep artışı nedeniyle piyasa yine yükselmiş oldu. Zaten %0,99'da bile kredinin aylık taksidi yalnızca dar gelirlinin değil ...orta gelirlinin dahi karşılayabileceği gibi değil. Ev hayali kuranlar gözünü ikinci pakete çevirdi ama o da kenarda parası olana yönelik. Konut değerinin yarısını döviz hesabından bozdurarak... ...ya da altınını Merkez Bankası'na vererek karşılayana... ...yüzde 0,89 faizle kredi verilecek. Bu da yine değeri 2 milyon liraya kadar olan konutlarla sınırlı. Faiz indiriminden yararlanabilmek için satın alınacak evin yeni yapılmış... ...yani sıfır daire olması gerekiyor. Ama gayrimenkul uzmanlarına göre... Sadece İstanbul'da 2 milyon liranın altında satılan sıfır daire sayısı yaklaşık 14 bin ve talebe göre zaten bu sayı pek yeterli değil. Elimizde stok yok. Bunlar tükenecek ve ikinci ellerin fiyatları şurada olduğu gibi artmış olacak. Üçüncü paketse tüketiciye değil müteahhite. Yarım kalan konut projeleri için 20 milyar liralık kaynak aktarılacak. Açıklanan paketler bir gecede fiyatları daha da arttırırken kiracıların günün birinde ev sahibi olabileceklerine dair umut kırıntısını da silip süpürdü. Türkiye'de emekli normal çalışanlar asgari ücretler ev alamaz. Bitti o. Ne ev ne araba hiçbir şey alamayız artık o bitti. Karnımız doyuralım yeter. Bakınız Şehnaz Hanım ben diyor emekli bir bankacıyım bu proje kapsamında çalışan, emekli olan hiç kimse bu şekilde ev sahibi olamaz. Ayda 28 bin lira kim ödeyebilir? Nitekim Tevfik Diker parlamenterlik yapmış bir isim bakın. Güzel kardeşim diyor. Emekli milletvekili olarak ayda 28 bin lira bulup da ödeyip de bir daire alamam. Bu bir hayal satışıdır. Tevfik Diker. Alabilir misiniz efendim? Ayda 28 bin lira ödeyerek 10 yıl boyunca Ev sahibi olabilir misiniz 2 milyon? Ekonomiyi batıran faiz lobisi değil, faiz fobisidir diyor. Muafiye eğilmez. Bu arada biraz sonra gıda güvenliğini de konuşacağım. Bu bence yılın en önemli yayınlarından birisi olacak biraz sonra. Sencer Bey geliyor Bursa'dan. Gıda güvenliğini detaylı olarak konuşacağım. Ve her zaman olduğu gibi demokrasi diyeceğim. Özgürlükler diyeceğim. Bir manşet geliyor. Parası olana müjde. Konut krizi çözüm beklerken hükümetin açıkladığı paket sorunların daha da artışına kapı araladı. Açıklamanın üstünden 24 saat geçmeden fiyatlar arttı. 28 bin lira taksitle ev fırsatı sermaye sahiplerine ve müteahhitlere yaradı. Tek derdi ay sonunu getirmek olan vatandaşın eli yine boş kaldı. Bir kilo et alamayan milyonlar unutuldu. İnşaatçının cebi kayrıldı. Millet beton mu yiyecek tepkileri yükseldi deniliyor. Karardan Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Göçün faturasını halk ödüyor. Göç İdaresi Başkanlığı'nın harcamaları %2000 arttı. İktidar ve muhalefet sığınmacıların ülkelerine gönderilip gönderilmeyeceğini tartışıyor. 2013'te kurulan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın faaliyet raporları ise kurumun bu alanda yaptığı harcamaları ortaya koydu. Başkanlığın 7 yıldan bu yana harcamalarındaki rekor artış dikkat çekti diyor. Bu konuda bir göç bakanlığı kurulma fikri ciddiyetle ele alınmalı. Bu kadar milyonlarca yurttaş bu yurttaşların dışında Suriye'den, Afganistan'dan, Irak'tan farklı yerlerden gelen düzenli, düzensiz göç, mülteciler, yasa dışı girişler bir uyum, entegrasyon, mücadele, önleme adına ne derseniz deyin. Belki de Almanya'nın yaptığı gibi bir göç bakanlığı kurulmalı diyor. Bir sonraki detaya geçiyorum. Geziye saray cezası. Rütük toplantıya saatler kala raporları değiştirip üst sınır kararı aldı. Rütük gezi kararları sonrası yapılan açıklamaları haberleştiren televizyon kanallarına para cezası öneren raporunu toplantı günü geri çekti. CHP'li Özgür Özel'in konuşmasının eklendiği rapor sonrası 4 televizyon kanalına iktidarı küçük düşürme ve aşağılama savıyla para cezası verildi. Ceza alan kanallara geçmiş olsun diyorum. Halk TV, KRT, Tele1 ve Flash Televizyon'a geçmişler olsun dileklerimi ve bu olaydan duyduğum üzüntüyü meslektaşlar olarak ifade ederek arz etmek isterim efendim. Her zaman söylediğimiz gibi hak, hukuk, adalet, özgürlük. Türkiye çoğulcu yapısını özgürlükle donatarak daha ileriye taşımalı. Geriye değil. Bir hakim heyetinin karşısında tek bir soru sorulmadan, tek bir delil toplanmadan, tek bir tanık dinlenmeden 18 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet Osman Kavala için hapis cezasıyla karşı karşıya kaldık. Eşimiz, dostumuz, ee, hepsi ordu tutsak tutuluyor tek bir gerekçeyle mesleklerini yapmış olmaları gerekçesiyle. Utanılacak hiçbir şeyimiz yok. Alnımız ak, göğsümüz tertemiz. Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis, 7 sanığa ise 18'er yıl hapis cezası verildi. Cezaevine girdikleri günden bu yana tutulan adalet nöbetine aileleri de katıldı. 8 sanığın tutuklanma kararına itirazsa oy birliğiyle reddedildi. Bu insanların hepsi tek tek hayatlarını ve kariyerlerini bu toplum için iyi bir şey yapmaya adamış insanlardır. Bugün o yüzden cezalandırılmış insanlardır. Dinleme kayıtlarının yasak delil mahiyetinde olduğu, somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil bulunmadığından beraat gerektiği görüşündeyim. Üç hakimden birinin bu şerhine rağmen Gezi davasında ceza yağdı sanıklara. Osman Kavala 4,5 yıldır 18'er yıl hapis cezası alan isimler Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay ile birlikte 4 isim daha 16 gündür cezaevinde. Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar. Bu nedenden ötürü de şu anda cezaevinde tutsaklar. Bizim ailelerimizi oluşturan Can, Mücella, Tayfun... E, Tmob'a bağlı olarak e, mesleklerini icra eden insanlar, bütün talepler meşruydu, bütün süreçler resmidir, ortada suç yoktur, suç örgütü yoktur. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tmob önünde 16 gündür adalet nöbeti var. Bu kez cezaevindeki isimlerin aileleri de seslerini duyurmak için oradaydı. Dik duracağız, yılmayacağız, bir arada olacağız ve kazanacağız. Ailelerin tuttuğu adalet nöbetine CHP'den de ziyaret vardı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu aileleri ziyaret etti. Dayanışma mesajı verdi. Hukukun üstünlüğü yeniden ters edilinceye kadar hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu arada bakın sabah da bir izleyenim göndermişti. Şimdi İrfan yollamış. Eskişehir'de sanat emekçilerinin bir festival düzenlemek için aylardır mücadele sergiledikleri, emek verdikleri. Ancak Eskişehir Valiliği'nin anlaşılamayan bir nedenle bu festivali yasakladığı haberi. Erkan Baş, İşçi Partili Erkan Baş, biz bu kararı protesto ediyoruz. Sanatçı arkadaşlarımızın yanındayız diyor efendim. Eskişehir Valiliği böyle bir yasak kararı neden aldı? Dün ajanslarda haberi görünce telefona sarıldım. İsmail dedim, İsmail Saymaz'a. Efendim abi dedi, geçmiş olsun bu iş nedir dedim. Anlattı. Bakın, Gezi Parkı davasında AK Parti'den aday aday olmuş hakimin eşinin FETÖ'den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığım için hakkımda terör soruşturması başlatıldı. Perşembe günü avukatımla ifadeye gideceğim. Onun avukatı Aslı Kazan, delilsiz, dayanaksız gezi davasında oy çokluğu ile verilen hukuka aykırı kararın altına imza atan AKP'den aday adayı olmuş üye hakimin eşi hakkındaki FETÖ soruşturmasını belgeye dayalı haberleştiren İsmail Saymaz hakkında terör ve örgütlü suçlar bürosunca soruşturma başlatıldı. Hem İsmail Saymaz hem de Özgür Özel bunun belgesini yayınlamışlardı. O hakimin eşinin itirafçı olduğuna dair bir belge yayınlamışlardı. Resmi resmi belgeyi yayınlamışlardı. Öyle yasak falan olan bir belgede değildi yani. Diyelim ve bir sonraki gazeteye geçelim. Bakalım ne var Cumhuriyet'ten sonra. Türk Gün. Meydan boş değil. MHP lideri Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın İçişleri Bakanlığı önüne gitmesine tepki göstererek terörle mücadeleyi icra eden devlet adamlarımıza dil uzatanları uyardı. Meydan boş değil, kuru gürültüye pabuç bırakılmayacak dedi MHP lideri Devlet Bahçeli efendim. Peki korona ile mücadele. Bu kapsamda acaba neler yaşanıyor? En son bilgiler, uzman görüşleri bize neler anlatıyor? Hastanelerde yatan hasta sayısı her geçen gün azalırken Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yansıyan günlük vaka artışı devam ediyor. Günlük vaka sayısının binin altına düşmesi beklenirken yeniden 2000'lere yaklaştı. 24 saat yapılan testlerde 1858 kişi de koronavirüs tespit edildi. 7 hasta daha yaşamını yitirdi. Günlük vaka artışı hastaneye başvuruları ya da yatışları arttırmadı. Omikronun alt varyantlarının çok hızlı bulaştığı biliniyor. Kapalı alanlarda maske kuralı kaldırılsa da kalabalıklara dikkat etmekte, maske takmaya devam etmekte fayda var. Hastanelerde ise pandemi servisleri ilk kez rahat bir nefes aldı. Sivas Numune Hastanesi'nde yatan hiç hasta kalmazken Trabzon genelinde yoğun bakımlarda sadece bir hastanın kaldığı açıklandı. Salgının kontrolündeki başarısından dolayı örnek şehirlerden olan Tunceli'de ise hiç koronavirüs vakası kalmadığı açıklandı. Son 2-3 aylık süreçte azalmaya girmesiyle beraber bugün itibariyle de hastanemizde hiç yatan hastamız bulunmamakta. Aynı zamanda ilçemizde hiç vakamız görülmemektedir. Asemptomatik de olsa vakamız izlenmemektedir. Dünyadaki gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz. Bu arada başta Amerika ve Kanada. Onlara iyi akşamlar dileyerek sevgilerimizi, selamlarımızı söyleyelim. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki bütün gurbetçilerimizi de sevgi ve saygıyla selamlayalım. Dünyada da bir manşet. Şu taca bakın. Kraliçe İngiltere parlamentosunun açılış törenine ilk defa katılamadı. 60 yıl sonra ilk defa katılamadı. Ve tacını yolladı bakın ve Prens Charles o törendeydi. Ancak bu da dünyada en çok konuşulan görüntülerden birisi oldu. Hemen altında İngiltere Başbakanı Boris Johnson da eleştirilerle karşı karşıya. Neymiş eleştiriler? Hayat pahalılığının, yaşam maliyetiyle mücadelenin üstesinden gelemediği nedeniyle eleştiriliyor efendim. Rusya'nın Ukrayna işgalinin 77. gününde yaşananlar. Rusya Ukrayna kentlerini vurmayı sürdürdü. Savaş ülkenin doğusunda şiddetini artırdı. Rus Savunma Bakanlığı Luhansk şehrinin idari sınırlarına ulaştıklarını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan savaşta 77. güne girildi. Rus ordusu son günlerde saldırılarını Ukrayna'nın doğusunda şiddetlendirdi. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Harkiv kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. Sadece füze saldırıları da değil, Rus askerleri de kentin etrafında konuşlandı. Rus ve Ukrayna güçleri arasında çatışmalar yaşandı. <laughs> Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rus ordusunun Poposna yerleşim birimini kontrol altına aldığını, güçlerinin Luhansk şehrinin idari sınırına kadar ulaştığını söyledi. Savaş sürerken Amerikan medyası ilginç bir iddia ortaya attı. Rus birliklerinin Ukrayna'dan yaklaşık 5 milyon dolar değerinde traktör ve hasat makinesi çaldığını ileri sürdü. Söz konusu traktörlerin üreticisi Amerikalı şirket tarafından uzaktan devre dışı bırakıldığını yazdı. Batı dünyasından Ukrayna'ya destek mesajları da gelmeyi sürdürdü. Ukrayna'yı ziyaret eden Alman Dışişleri Bakanı bir kez daha destek sözü verdi. Amerikan Temsilciler Meclisi ise Ukrayna'ya yardım paketinin 33 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkarılmasını onayladı. Edirne'den Ordu'ya kadar yerel gazete manşetlerini okuyacağım ama önce hava durumu. Anadolu'da yağış geçişleri sürüyor. Ege bölgesinin iç kesimleriyle Batı Akdeniz'de bugün kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülebilir. Bugün Anadolu'da zaman zaman kapatan gökyüzü güneşin ılık etkisini engelleyecek. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıklar artıyor. Ancak gece soğumaları bir süre daha devam edecek. Bugün Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış geçişleri görülecek. Doğudaki yağışlar bölgesel, geçtiğimiz günlere göre bugün daha hafif. İç Anadolu bölgesinde hafif yağış geçişleri devam edecek. Başkent Ankara'da hafif yağış görülebilir. Zaman zaman güneş görülecek Ankara'da ama zaman zaman hava kapatacak yerel yağışlar bekleniyor. İç Ege ile Güney Ege'de ise yağış geçişleri kuvvetli olabilir. Gün ortasında kuvvet kazanacak yağışlar akşama hafifleyecek Ege'de. Benzer şekilde Antalya ile göller yöresinde de yağışlar gün içinde kuvvetli sağanak yağmur şeklinde düşebilir. Bugün Doğu Anadolu düne göre yağış aralarında da olsa daha çok güneş gördüğü için güneşli saatlerde ılık hissedecek. Ancak iç ve batı kesimlerde durum tam tersi. Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da güneşin ılık etkisi yağmur bulutlarıyla perdelenince hava üşütebilir bugün. Perşembe günü ise hem yağışlar etkisini yitiriyor, güneş daha çok görülüyor, hem de ölçülen sıcaklıklar batıda artıyor. Perşembe gün içinde Doğu Anadolu'da bulutlanma artabilir, hafif yerel sağanaklar görülebilir. Ancak yurt geneline bakıldığında Perşembe günü haftanın hem en güneşli hem de en sıcak günü olacak. Perşembe batıda hissedilir ölçüde ısınan hava, cuma ve cumartesi günlerinde tüm yurtta ısınıyor. Hani bir keresinde sizlere... Bakan olacak adam demiştim tarımı, besiciyi bu kadar iyi anlatıyordu. Kişisel olarak işin içinde elini taşın altına koymuştu Sencer Solakoğlu. Şöyle bir 5 dakika sonra huzurlarınızda olacak. Herkes izlesin istiyorum. Bence yılın en önemli, en ufuk açıcı programlarından birisi olacak. Başta Sayın Tarım Bakanı olmak üzere bütün yetkililerin de izlemesini çok istiyorum. Bu arada biraz evvel Eskişehir Valiliği'nin bir festivali iptal ettiğini Erkan Baş'ın ve izleyicilerimin tepkisini ifade etmiştim. Burcu Şenkal diyor ki, İsmail Bey günaydın. Yalnızca Eskişehir mi? Hayır. İkincisi düzenlenecek olan Diyarbakır Film Festivali de valilik tarafından iptal edildi. Ne oluyor acaba ya? Müzik festivalleri, festivaller, kültürel etkinlikler neden iptal ediliyor? Valilikler peş peşe iptal kararlarını neden alıyor diye de merak ediyorum. Ve bunu takip edeceğim bugün yayından sonra hem Eskişehir'e hem Diyarbakır'a. Hatta dün Otyam'la konuştuk. Fikret Otyam'ın kıymetli kızıyla. O da Mardin'deki BNL'den bahsediyordu. Takip edelim efendim. Edirne odut. Zehir soluyoruz. Edirne'nin de aralarında olduğu İstanbul, Ankara, Iğdır, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Zonguldak başta olmak üzere pek çok kentte hava kirliliği halk sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştı manşet. Hakimiyet Kredi yerine maliyetler düşürülmeli diyor. Başkan Gül Yüz'le konuşulmuş, pek çok röportajlar yapılmış ve konut satış teşvik paketiyle ilgili eleştiriler, görüşler yer almış. Burada dün Gürsel Erol'un burada yaptığı yerimi Temel Karamallıoğlu'na seve seve veririm. Kendisi de bir Elazığ milletvekili olduğu için hakimiyette birinci sayfada yer almış durumda. Çalasat gazetesi geliyor. Çalasat gazetesinde bugün Atatürk Havalimanı'na dokunmayın. Adeta bunun bir kampanyasının olması gerekir. Evet. Şimdi Gürsel Erol da ifade etti. Bir gün önce Aytun Çıray, Çiğdem Toker'in yazısıyla da bu gündeme gelmişti. Atatürk Havalimanı'nı tamamen kıracaklar, yok edecekler ve millet bahçesine dönüştürme projesi geliştirmişler. Yaklaşık değeri 2,5 milyar. Gürsel Erol, Aytun Çıray ve pek çok isim diyor ki bunu yapmayın. Tamam İstanbul Havalimanı çalışsın peki. Ama Atatürk Havalimanı da afet gibi olumsuz durumlar için dünyanın binbir türlü hali var denilerek muhafaza edilebilir diyorlar. Bize de son derece mantıklı geliyor. Görseller onu sesi hazır mı? İzleyelim. Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı diye bir kurum vardı. Devlet Planlama Teşkilatı bu tür yatırımlarla ilgili ...kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli planlamalar yapardı. Kamu kaynaklarının nasıl kullanacağına dair planlama yapardı. Şimdi bunlar işte günü birlik birilerinin aklına gelerek yapılan yatırımlar. Doğru bir yatırımı kesinlikle doğru bir yatırım değil. İkinci örneğe vereceğim. İstanbul'da bir kar yağışı oldu. Trafik krizi yaşandı. İnsanlar evine ulaşamadı. Ve bu ülkenin İçişleri Bakanı ile Ulaştırma Bakanı... ...yeni yapılan havaalanına inemediler, Atatürk Havaalanına indiler. Yani Atatürk Havaalanı, havaalanı her ne kadar... Şu anlık uçuşlara kapatılmış olsa da, ama olası bir depremde, olası bir felakette, olası bir e, olumsuzlukta Atatürk Havalanı ile ilgili e, oranın e, kriz yönetimi ile ilgili kalması lazım. Çünkü İstanbul'da bir deprem bekleniyor. E, diyelim ki işte kar bile yağdığında e, mevcut İstanbul Havalanı'na uçak inemedi. İnemediği için. Atatürk Havalanı'na indi ve Atatürk Havalanı'nın bu şekliyle bile korunması lazım. Öyle mi? Bunların hepsi ülkeye ihanet. Bak hem ileride ihtiyaç duyabileceğiniz bir alanı yok ediyorsunuz. Mesela bir deprem olsa değil mi? Yok ediyorsunuz hem de ülkenin ekonomisini, ülkenin kaynaklarını yanlış kullanıyorsunuz. 2 milyar 178 milyon dolar ne demek? Müthiş bir para. Ya zaten orada bir de en azından 1 milyar dolarlık yapılmış olan yatırımı da yok edeceksiniz. Ya çünkü oranın bütün altyapısı duruyor. Ne yapalım o zaman? Ne yapalım? Mevcut haliyle kalacak. Kriz anlarında kullanılabilecek havalan olarak kalacak. Depreme yönelik orada bir planlama yapılabilir. Peki. Yani herhangi bir afet, herhangi bir e, olumsuzluk karşısında Atatürk Havalimanı İstanbul'un elinde joker bir alan olarak kalacak. Böyle kalsın. Böyle kalın. 11 Mayıs'ta işte böyle bir manşetimiz var bu konuyu takip ediyorum. Atatürk Havalimanı'na dokunmayın şeklinde. Keşke birileri de çıksa bir kampanya düzenlese bu konuda diyorum. Efendim bugün Demokrasi Meydanı'nda ufuk açıcı bir röportaj. Onun sesini, görüşlerini sıklıkla çalar saatte, ana haberimizde, Merve Yıldırım'ın hafta sonunda pazar günleri olan programında her fırsatta sizlere aktarıyoruz. Çünkü o bu konuları iyi biliyor, çalışıyor, işin içinde bizzat yaşıyor soruyor, sorguluyor. Gidiyor Ankara'lara bakanlar, bürokratlar, oralar buralar herkes. Yani işin içinde birisi. Sencer Solakoğlu. Ne zamandır düşünüp de şimdi gerçekleştirebildiğim bence bu senenin en önemli programlarından birisi. Sencer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şimdi biz sabah arkadaşlarımla bakıyorduk. Zeray Kınacı'yla, Ezgi Gözeger'le. Dün gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu ile çalışıyorduk. Evet. Siz böyle 6 yıldır, öncesi de vardır da bizim kayıtlarımızı 6 yıldır anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bütün o kayıtları çıkarttık, çalıştık. Biraz sonra hatırlatacağım. Et, süt, uyarıyorsunuz. Fakat dediğiniz çıktı. Bir haberle başlayacağım. Savaş hazır mıyız? Et, süt, gündem, tarım. vatandaş genel olarak biraz zorlanıyor fiyatlarda yani bariz bir yükselme var. Bayramdan sonra %10 %15 bandında tekrar bir yükselme oldu. Zaten bu sene, bu sene sürekli fiyatlar yükseliyor yani yerinde sabit değil. Vallahi bilmiyorum kırmızı etimiz yanaşamayız. Emekliyiz. Emeklisi, asgari ücretlisi kasabın önünden geçmeye korkuyor. Kasaplarsa eskisi gibi kazanamıyor. Etin ve sütün fabrikası köylerde de durum farklı değil. Hayvancılık yapan üreticiler ne etten ne sütten kazanabiliyor. Bir turbayı 6 ay önce 180, 170, 175, maksimum 185 liraydı. Şimdi 285 TL olmuş bugün 300 TL. Yem fiyatı bugün 300 TL. Balaktan rava mı sahibi? Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Hayvancılık zincirinde üretimden tüketime zincirin hiçbir halkası durumdan memnuniyet bildirmiyor. Üreten maliyet artışları nedeniyle kazanamıyor. Maliyetin fiyat etiketlerine etkisi ise tüketeni başta etten sonra da süt ve süt ürünlerinden uzaklaştırıyor. Şu anda en son gelen zamlardan sonra insanlar artık evlerine süt alamaz olurlar maalesef. Dengeli bir şekilde kahvaltılarını hazırlayabiliyor muyum? Yok. Mesela bu sabah ne koyduk? Bu sabah sadece yumurta yediler. Yanında peynir, zeytin yok. Bu durumda ne olacak? Artık tamamen yapay ürünlere geçiş yapacağız. Yapay et, yapay süt, süt tozu tarzında sağlıksız ürünlerle e, aileler çocuklarını beslemek zorunda kalacaklar. Süt fiyatları yıl yıl katlandı. Son olarak 5 Mayıs'ta toplanan Ulusal Süt Konseyi çiğ sütün fiyatını 7,5 liraya çıkardı. 15 Mayıs'tan itibaren zam uygulamaya konulacak. Uygulanan zam raflara da yansıyacak. Zam üstüne zam gelen peynir, yoğurt ve perakende süt fiyatları yine zamlanacak. 2020 yılında tümümüzün litre fiyatı 4 TL idi. 2021 yılında 5 TL. E, bu yıl 2022 yılı müthiş zam üstüne zamla beraber bu ayın 15'inden sonra 10 TL olacağı söyleniyor. Mesela şöyle çorbalık kemiklerimiz var. Eskiden biz bunları çöpe atıyorduk veya hayvan yiyeceklerinde kullanılıyordu. Şu an vatandaş çorbasını atıyor. Yani yemeklerini atıyorum. Protein ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Mandıracı süt ürünlerini satarken, kasap et ürünlerini satarken zorlanıyor. Etin, sütün fabrikası ineğin karnıysa eskisi gibi doymuyor. Yem fiyatlarına gelen faiz zamsa besiciyi canından bezdirdi. eskiden balyanın samanı Kendime 5 tane mal ederken şu an 30 tane mal ediyorum. Bir, Bir balya saman. Korkunç rakam. Bizim yılda tükettiğimiz 50 bin 60 tane balya var. Bunun hesabını siz yapın ben yapmıyorum. Et fiyatları arttıkça ithal et çözümünü sürüyor masaya yönetenler. Süt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların çözümünün ne olacağıysa şimdilik bilinmiyor. Yurt dışında hayvan getirecekler. E, yurt dışında hayvan getireceğine sen burada çıkışına destek çık. Çocuklar anlıyor mu az yemeği çok yemeği önüne koyuyorsun? mi diyeceksin. Eğer o milletvekilleri çocuklarını yeme diyorsa bizler de yeme diyelim. Çok kızgınım vatandaş olarak. Çok kızgınım yani zor geçiniyoruz, yetiştiremiyoruz. Ezgi ve Zaray'ın dışında haber masasında Zafer Söken ve Beyza da vardı. Beyza Gözük teşekkür ediyorum. Sencer Bey'in Twitter'ına girdiğiniz zaman, tweet sayfasına bu sabit görülüyor. Tarımda başarının altında yatan ana unsur verimliliktir. Verimliliğin ana ihtiyacı eğitim, Eğitim için gereken unsur gençler. Kırsaldan göçü önlemenin temel unsuru para kazanmaktır. Kırsalda para kazanmak için fiyat ve piyasa öngörülebilirliği ve istikrarı sağlamalıdır. Ne olduğuna baktığım zaman sizin paylaşımlarınıza da ithalat öne çıkıyor değil mi? Evet. Bir bize kısaca bir özetler misiniz? Ne oldu, nasıl oldu? Ya Biz 2015 senesinden sonra bir e, çalkantılı sulara girdik. Ve e, paramız var ki ithal ediyoruz'a kadar gelen... E, ithalatla gıdayı ucuzlatmaya çalışan şimdi demin hanımefendi söylüyor e, kızgınım diyor alamıyorum diyor ge geçim sıkıntısı yaşıyorum diyor dolayısıyla ucuzlatalım diye yurt dışında ucuzken o zamanlar ithalatla işi çözmeye kalktılar ve bu mısırda buğdayda ette süt ürünlerinde de kısmen yapıldı ve Türkiye'deki üretici adeta işten soğutuldu hiçbir şekilde 10 yıldır 15 yıldır eğitim de verilmiyor sahada çiftçi hala 15 senenin öncesinin e, bilgisiyle e, üretimde yapmaya devam ediyor. Öbür taraftan ithal ederiz ederiz deniyordu ki şimdi paramız var daha yeni Afrika'da ihale yapıldı e, Fas'ta Fransa oranın et tedarikçisidir ihaleye giren bir kişi bile olmadı paran olsa bile şu anda gıdaya erişim e, artık çok mümkün değil kolay da değil ucuz da değil. Şimdi geldik. Evet biz gerçekten yerli üretim yapmak zorundaymışız ha. Ama birçok konuda olduğu gibi şimdi telafi etmek, yaraları sarmak için çok gereksiz paralar harcayacağız. Çok gereksiz kamu kaynaklarını bu tarafa aktarıp ne yazık ki kaybettiğimiz üreticiyi de sahaya çekmek için yeniden kim bilir ne taklalar atmak zorunda kalacağız. Yani işin özeti açıkçası bir şey soracağım. bu. Hocam. Şimdi baktım siz böyle bakana gitmişsiniz, ilgili bütün kurumların genel müdürlerine, heyetlere gitmişsiniz falan. Çözüm ne peki? Çözüm üretmek tabii ki, ama verimsiz üretmek değil. Bakın İsmail Bey deniyor ki işte yemin et ve süt için hayvanlara verilen yemin yüzde elli'si ithal deniyor. Yanlış belki yüzde doksanı ithal. Doğalgaz gübre üretmek için ana ham madde yurt dışından geliyor. Öbür taraftan baktığınız zaman tohum hep yurt dışı menşeli firmalar. Türkiye'de de üretilse o para yine yurt dışına gidiyor yani ithal olarak düşünelim. Mazot Traktörler, bunların hepsi yurt dışından geliyor. Yani kendi ektiğimiz ürüne de baktığınız zaman İtalya yerli oranı çok orantısız. Dolayısıyla toplama baktığınız zaman bizim verimsiz tarım yapmamız aslında çok büyük bir israf anlamına geliyor. Bu ne demek? Bizim verimli üretim yapmaya doğru böyle bir eğitim seferberliği, üretim seferberliği ilan etmemiz gerekiyor. Ama biz hala 5 yıldır, 10 yıl önce konuştuğumuz konuları hala konuşuyoruz. Buğday fiyatı kaç lira olacak? Et fiyatı nereye geldi? Süt fiyatı nereye geldi? Keşke bunların hiçbirini konuşuyor olmasak da verimi konuşuyor olsak, teknolojiyi konuşuyor olabilsek. Dün Milli Gazete'nin manşetiydi. Yönetmenim Savaş'tan da bunu rica edeceğim. Milli Gazete'nin manşetinde bir zamanlar Sayın Erdoğan da söylemişti. Bosna'dan, Sırbistan'dan et evet. ithalatı vardı. Bunun dışında işte geliyor gazete. Bakın büyütelim. Başka bir açıdan mülteci sorunu. Evet. Arpa Rusya ve Ukrayna'dan. Ayçiçeği yine Rusya ve Ukrayna'dan ki savaştalar. Soya Amerika ve Brezilya'dan. Mısır Amerika ve Brezilya'dan. Pamuk. Ya Türkiye gibi bir ülkede pamuk Amerika'dan geliyor. Mercimek ya bakın mercimek mesela. Kanada'dan. Nohut Meksika Hindistan. sütlü hayvan Avrupa'dan geliyor bakın. Aşağıda sütlük hayvan. Besilik hayvan Brezilya ve Uruguay'dan geliyor. Kırmızı eti biz Sırbistan'dan, Bosna Ersek'ten ve Polonya'dan alıyoruz. Cevizi, Şili, Ukrayna ve ...ABD'den getiriyoruz. Badem Amerika ve Avustralya'dan getiriyoruz. Bu nasıl bir tablo? Bu tablo esasında... E, ...yani işte utanç duymamız gereken bir şey... ...ve bizim de yıllardır benim özellikle... ...bakanlara gidip anlatmaya çalışıyorum. Ne gerek var yapmayın, ne gerek var yapmayın... ...dediğimiz ama bunlar söylendiği zaman da... ...İsmail Bey vatan haini ilan ediliyorsunuz. Siyasi algılanıyorsunuz. Sizi yanlış işte... ...sen sadece eleştirmek için eleştiriyorsun... ...gibilerinden bakın et diyorsunuz. Brezilya'dan, Uruguay'dan geliyor. Ne gerek var? Biz 2015'te et ithalatını tamamen sıfırlamış ve kendi kendimize yetebilir hale gelmiştik. 2015'te mi? Evet. 2018'de 6 yıllık geçmişe dönük 6 yıllık toplam ithalatın toplamı kadar bir yılda ithalat yaptık. Ne gerek vardı? Yani o kadar tüketim mi arttı? üretim sayılarını bilmiyoruz İsmail Bey. Biz ne kadar et üretiyoruz Türkiye olarak? Bilmiyor muyuz? Gidin sorun Sayın Tarım Bakanımıza. Bakalım biliyor muymuş kendisi. Ne kadar süt üretiyoruz diye bir sorun. TÜİK'in verdiği bir veri var. O veriye baktığınız zaman Türk insanı Amerika'dan sonra en çok et tüketen, kırmızı et tüketen ülkelerin başında geliyor keşke, yani. Keşke. keşke, tabii ki keşke. Ama OECD'ye bakıyorsunuz. Orada rakam çok farklı. 10 kilogram mertebelerinde. TÜİK 23 kilogram mertebelerinde bir rakam ortaya koyuyor. Yanlış rakamla yola çıktığınız zaman, düğmeyi bir ilk düğmeyi ters iliklediğiniz zaman ne olacaksa bizim ülkemizin de başına bunlar geliyor. Şöyle sorayım mı? Biraz sonra o eski dosyaları da hatırlatacağım. Bir ceza yediniz mesela, size evet. kızdılar. Fakat şimdi siz İstanbul doğumlu, iyi eğitim evet. almış birisiniz, ülkesini seven bir yurttaşsınız. Gittiniz Bursa'da bu işe giriştiniz. Evet. En fazla karşılaştığınız sorun, zorluk nedir? İnsan kaynakları eğitimli insan kaynakları. Şunu çok görüyoruz, e, gençler çıkıyorlar. Ben hep gençlerle çalışmayı tercih ediyorum. Üniversiteden yeni çıkıyor, yani şöyle söyleyeyim, yani utanılacak belki bir konu ama e, yüzleşmemiz gereken bir konu. E, üniversite mezunu bir tane veteriner aldım, hayvandan kan almayı bilmiyordu. Yani ziraat mühendisleri geliyor, toprağı bilmiyorlar. Yani toprak sonuçta canlı bir şey. Yani insanlar için belki enteresan bir bilgi. Bir tatlı kaşığı toprakta ne kadar canlı vardır sizce? Çoktur. 7 milyar mertebesinde. Organizmalar. Yani canlı yaşayan bir şeyden bahsediyoruz. Bunu dahi bilmeden ziraat fakültesinden mezun oluyorsa bir gencimiz bu onun suçu değil. Gerçekten bir şeyler ters Peki, gidiyor. Peki bürokrasiye baktığımız zaman mesela bu işlerle iştigal eden birisi ne yaşıyor? İşte i̇ki türlü insan tanıyorum bürokraside. Bir tanesi işi bilen, tecrübesi olup ama artık yılmış çünkü risk aldığı zaman hep ona mal oluyor. Her şeyin riskini alıyor, e, takdir görmüyor. Öbür taraftan da kötü bir şey ters giderse risk aldı olmadı ama iyi niyetliydi. O zaman ağır cezada yargılanabiliyor. Bir onlar var, bir de e, torpille gelenler var. Bu torpille gelenlerin hiçbir şeyden haberi yok. Ve çok teknokrat olması gereken konumlara e, getiriliyorlar. Ve o teknokratlar işi bilmedikleri için bilgisiz ama kanaati olup kanaatine göre kararlar vermeye başlıyor. E, bilgi olmayınca temelinde o kanaatler ruhi ailesiyle alakalı oluyor o anda. Birinin gazına gelmiş oluyor. Biri bir şeyler anlatıyor, aklına yatıyor ama onun ne anlama geldiğini bilmeden tarım şöyle düşünün. Koskocaman bir saat onun içerisinde bir sürü çark var. Bir tanesini birazcık değiştirdiğiniz zaman her şey yanlış oluyor. Bu çarkların hepsinin çok iyi bilinmesi, bir yerde bir değişiklik yapınca başka yerde ne olacağını anlamadığınız zaman işte bugünkü düştüğümüz duruma geliriz. Et açığı var, süt üretiminde çok ciddi azalma var, fiyatlar her gün artıyor, tüketemiyoruz. Sayın Erdoğan telefon açsa size, Sencer Bey gel dese, külliyeye gitseniz veya iktidar değişti gelecek yıl diyelim. Kılıçdaroğlu geldi iktidara, evet. o çağırdı o ve dostları. Evet. Ne yapacağız? Bu işe bir yerden başlayalım deseler nereden başlarsınız? Önce istikrardan başlamak gerekir. Yani öngörülebilirlik. Bakın hmm. şu anda buğday hasatına giriyor artık Güneydoğu Anadolu başlıyoruz. Önümüzdeki e, bir iki bir hafta kuraklık içerisinde. kuraklık var ya orada da üzülüyorum. Evet orada bir kuraklık var. Yüzde yirmi yağış eksikliği var. Ee, adam hasata girecek. Fiyatın ne olacağını daha bilmiyor. Dünya fiyatları malum. Ama fiyat açıklamak ne demek? Yani hangi çağda yaşıyoruz? Niye buğday fiyatını birisi açıklıyor? Fiyat ona göre niye borsada oluşan fiyatı kabul etmiyoruz? Hmm. Bir kere istikrar, bunun içinde şöyle bir şey yapmış Amerikalılar. Evet. Chicago e, borsasını kurmuşlar ve Chicago borsasında bugün daha mısırını ekmeden, buğdayını ekmeden adam ekeceğinin taahhüdünü verdiği zaman bunun evrakı artık el değiştirmeye başlıyor ve oradan takip edebiliyorsunuz. Ta bir sene sonraki e, buğday fiyatı ne olacak, mısır fiyatı ne olacak? O zaman çiftçicik, ah geçen sene soğan çok para yaptı, hadi ben bu sene soğan ekim demeyecek önümüzdeki hasat döneminde fiyatlar nasıl deyip soğan ekip ekmemeye karar verecek. Yani bir istikrar gelecek. Bence buradan başlamak lazım. Belki de bu dediğiniz stratejik planlamaya giriyor. Evet. Şu anda olmayan bir şey ama. Yani biz şu anda hep günü kurtarmayla anlık. E, anlık. Soğan fiyatları yükseldi soğan ekelim. Şöyle anlasınlar. İnsan boğulduğu zaman ne yapar? Boğulurken suyun içerisinde nefes almak için her şeyi yapar. Çırpınır durur. Hiçbir şey gözü görmez. Biz şu anda o durumdayız. Yani tarımda e, gemi sürekli bir yerden delik deliniyor, su alıyor. Bir parmağımızı oraya, bir parmağımızı buraya kapatıp su almasını engellemeye çalışıyoruz ama ya bu delikler neden oluşuyor diye arayıp soracak vakit yok. Şimdi e, şimdi biliyorsunuz son 14 ay için yeni bir tarım bakanı atandı. Şimdi kendisiyle bu konuları bile konuşmakta zorlanıyoruz. Gittiniz mi ziyarete? E, Valla 3 defa resmen dernek olarak da başvurduk. Hayırlı olsun dediniz ee, ve hayırlı demek olsun istedim. demek için çiçeğimizi gönderdik. Sorunları, ee, konuşalım, sorunları dedik. konuşalım dedik. Konuşamadınız mı? Yok hayır. E i̇şte bundan olmuyor. Hayır. Yeni bakan gelmiş. Eski politikalar var. Düşünmesi... çağır konuş değil mi? Evet. Ya e, şimdi burada bir şöyle bir algı var. İşte sizlerin programlarına da çıkıyorum. Başkaların başkalarına evet. da. Bu arada benim tek derdim ülkem. Evet. Yani Şöyle bir şey var biliyorsunuz hani ne kadar müreffeh olursanız olun bir yere bağımlıysanız kölelikten uşaklıktan öteye gidemezsiniz demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bunu söylemesinin bir sebebi var bakın Arabistan'da çok petrol var çok mu refahları yüksek kendi gıdalarını üretemedikleri için her zaman birilerinin iki dudağının arasına girmek zorundalar. E bizim ülkemiz böyle bir durumda değil yani biz üretebilecekken yapamıyoruz bu potansiyeli... ...insanlara ifade edip gelin yapalım dediğimiz zaman işe hemen siyaset Sencabi, karışıyor. abi siz bu tarım ve üretim, besicilik içine nasıl girdiniz? Nasıl ilgi duydunuz? Nasıl oldu? Ben Amerika'dan döndükten sonra analiz yaptım. Ve baktım yani Türkiye'de ne yapabilirim sürdürülebilir olarak? Çünkü tüccarlık çok zor bir şey. Yani çok büyük sermayeler artık işi döndürüyorlar. Ee, tarımda hem verimsiz olduğumuzu hem e, daha çok potansiyel olduğunu... E, bu potansiyeli gerçekleştirirken de ben modern bir tarım yaparsam burada ciddi avantaj sağlayabileceğimi, sürdürülebilir bir iş yapabileceğimi düşündüğüm için girdim ama çiftçi olmak için girmedim. Esasında ben ilk adımı atarken yatırımcı olarak atarım, atım, adım attım. Ama, ama çiftçi oldunuz. Ama ondan sonra bir baktım ki bu iş yatırımcıyla olmaz. Bu işi kendini öğrenmesi lazım. Öğrenmen lazım ya kendinin yapması lazım. Sağmanede çalıştım yani aylarca kendim sağım yaptım. Bugün ama sağımcıların eğitimini ben veriyorum ayak hayvan tırnağı kesmesini öğrendim. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar bilgiye niye? Ama bugün geldiğim yere baktığınız zaman işte nedenini. Ne öğrendiğiniz değil, öğrenmeyi biliyorsanız, öğrenme kültürünüz varsa her işi yapabilirsiniz. İyi yaptığınız zaman, odağınızda iş olur, para olmazsa her zaman kazanma fırsatı var. Ben bunu gördüm ve o yüzden ve Bursa'yı da o yüzden seçtim. Baktım İstanbul'a yakın, fabrikalara yakın. Hani ürünümü nereye vereceğim? Bugün gıda fiyatlarının yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz. Müthiş navlun ödüyoruz. Evet. Antalya'da domates yetişiyor, İstanbul'a geliyor. 9 lira biliyor musunuz? 1 kilo domatesin sadece elleçleme, hal e, ve nakliye parası. Kilosunda 9 TL, 8.70 indi. Dün e, hesabını yaptım. Yani sırf bu nakliye, daha domates yok işin içinde. Peki şimdi sizde ne var mesela? Ne yapıyorsunuz şu anda orada? Ben e, şu anda e, mısır, hububat ve yonca yetiştiriyorum. Hayvanlarımın yemini e, yetiştiriyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılamak açısından. Besi çiftliğim var, et üretimi için ve süt çiftliğim var, süt üretiyorum ama ben bunları kendim paketliyorum, kendim bir şekilde nihai tüketiciye sunuyorum. Aracı oyu ortadan kaldırdığınız zaman hem kendi açımdan kazanç, hem üretici için kazanç oluyor. Bunu yaparken de hedef şu, yani bu bir örnek olursa, bunun gibi başka modellerin oluşması Böyle çok ikinci önemli. İkinci örneksini siz biliyor musunuz? Bir de benim gönül, sizi izlerken aklıma geldi Gönül Talya abim vardır iş dünyasında. Evet. Onun oğlu da bu işlere girdi ama evet. o şimdi en son ne yaptı bilmiyorum doğrusu birkaç yıldır büyük böyle bu işlere girmişti. Bunu niye söylüyorum? Başka ülkelere gittiğimiz zaman aslında sizin gibi insanların tarımla, üretimle uğraştıklarını görüyorsunuz oralarda. Evet. Yani sanayileşmiş tarım diyorlar. Büyük çiftlikler ve aslında verimlilik böyle artıyor. Savaş tweet'lere devam edelim. Hiç kimse unutmasın diyelim. Tarım bizim beka meselemiz. Sencer Solakol diyor ki Son 3 yıl adeta kabus oldu üreticiler için. Yeni ESK, TMO ve Hayvancılık Genel Müdürü'nü ziyaret ettik. Görüş alışverişi yaptık. Hepsi ehil, işi bilen insanlar. Beklentim sınırlı. Niye? Beklenti sınırlı çünkü geçtiğimiz 3 yıl gerçekten bir faciaydı. Dedim ya bilgisi olmayıp kanaati olan insanlar tarafından ve çarpıtılarak yönetildi. Şimdi geldiler bunlar esasında 2015 öncesi kadrolar şu anda gelenler benim gözlemim öyle. Ve baktığınız zaman ilk geldiği zaman rakamları istedikleri zaman rakamlar tutmuyor. Ne yapabilir şimdi yani bir ESK müdürü et açı olduğunu gördüğü zaman ne yapabilir? Bugün için ne yapabilir? İki tane opsiyonu var ya üreticiye gidecek bana et ver diyecek. Baktı üreticide kalmamış hayvan hepsi kesilmiş insanlar lanet olsun demiş çıkmışlar ithalata yönlenecek. Yönlendiği zaman ülkeleri araştıracak. Fransa'ya bakacak, Almanya'ya bakacak, Polonya'ya bakacak, Macaristan'a bakacak. Aa et yok diyecek. Bu sefer Uruguay'a bakacak, Güney Amerika'ya doğru gidecek. Eyvah diyecek. Ne yapabilir? Elinde sihirli değnek yok ki. TMO genel müdürü de keza öyle. İşte buğday fiyatlarını açıklaması için şu anda baskı var üzerinde. Hangi fiyatı açıklayacak? Diyelim ki 7 bin lira açıkladı. E bakın Dünden bugüne dolarda artış var. O 7 bin lira bir ay sonra güncelliğini yitirecek ve yine bu sefer mercek altına alınacak. Yine e, eleştirilere tabi tutulacak ve bunlar bunu görüyorlar. Dolayısıyla şu anda ne yapabilirler yani? E, bir sene sonra seçim var. Şu doğru mu Sencer Bey? Hep onu duyuyoruz. Süt inekleri et için kesime gönderiliyor. Çünkü maliyeti karşılamıyor diye. Bu doğru mu? Hayır. Gönderildi. Geçmiş olsun. Bitti tabii bitti. Şu anda e, hayvan sayıları bilinmiyor ama biz kendimiz e, sayımlar yapıyoruz. Kendi çiftliklerimizdeki kapasite artışlarına bakıyoruz veya düşüşlerine bakıyoruz. Bakın şu anda Türkiye'nin etinin e, büyük bir kısmı doğuda yetiştirilir. Yani ana hayvan orada doğurur, merada vesaire beslenir. 8 aylık olduğu zaman batıya besi işletmelerine gelir. Doğulu Artık bu işi yapamadığı için özellikle kış aylarında hazır yemle beslemek zorunda. Doğuda mera yok o mevsimde. Hayvanına bakamadığı için. Yem pahalı. Yem çok pahalı oldu. Pahalandığı için ama bu dünyada yani bu sadece Türkiye'de değil. Yani hakikaten e, mesela ana protein kaynaklarında yüzde %100 fiyat artışı var dolar bazında. E dolar da fırlayınca adam dedi ki kardeş ben yapamam. bu işten yapamam artık vazgeçiyorum. Anneleri kestiler. Genç dişileri kestiler milyonlarca kesildi ve bu milyonlarla kesilen hayvanların hepsinin bir tane buzası olacaktı erkek veya dişi onlar da ileride Türkiye'nin et tedariki için kullanılacaktı bunlar artık yok dolayısıyla eskiden mezbalar hani gelmeyin çok var tüketim de çok düştü İsmail Bey yani ben e, pahalı nasıl alacağız bak dün anlattım bir hafta önce annem gitti 120 liraya et aldı bir hafta sonra 160 liraya aynı et, aynı yerde, aynı kalite. Bir sonra 180, ondan sonra Temmuz'a doğru da 200 alacak aynı et. Böyle mi olacak? Evet, devam mı edecek? Et yok. Eyvah. Ve yurt dışındaki fiyatlara bakacaksın. Şimdi şöyle bir eleştiri geliyor Tarım Bakanlığı'ndan. Sencer, sen bu et fiyatlarının böyle olacağını söylüyorsun. İyi hoş olacak belki ama bunu söylediğin zaman ithalat lobisinin önünü açıyorsun. Yapma, bu kadar dillendirme. Evet. Ne münasebet ya? Yani... Biz bunu dillendireceğiz çünkü üretim yapılması gerektiğini birlerin anlaması lazım ve hala biz ithalat için ülke arayışı içerisindeyiz. Kimse Türkiye'deki üretimi arttırmanın şeyinde değil çünkü kısa vadede ne yapacağız? Hep soru aynı yere geliyor, çözümler de hep aynı şekilde çözülüyor. Şimdi üretim seferberliği başlatalım desek kaç yılda sonuç alırız? Hiç sonuç alamazsınız. Bakın hmm. genç çiftçilerle ilgili bir proje yapıldı, genç çiftçi projesi yapıldı. Evet. 50 bin lira o zaman verilip. Köye gideceksin dendi. Şimdi şu andaki hükümet de ve ülkemiz için de önemli bir şey diyor ki kentten köye geri dönsün insanlar. Evet. Ya iyi de sen adama hayvan yetiştirmek için 50 bin lira verdin. E hayvancılık zarar ediyor. O 50 bin lira bittiği zaman ne yapacak? Bu adam yine şehire dönmek zorunda kalacak. 50 bin lirayı almak için bazıları başvurabilir. Biz bunu o zaman söylediğimiz zaman o büyük siyaset yapıyorduk. Şimdi baktığınız zaman onların hiçbir tanesi köyde değil. Çünkü sürdürülebilir değil. Öncelikle bakın seferberlik başlatmak için sizin bir ben eğer İsmail Küçükkaya'nın köye gitmesini istiyorsam evet. benim onu bir şekilde tavlamam lazım. Tabii. Teşvik edeceksiniz. N nasıl yapacağım? Niye gideyim bunu? oraya evet. değil mi? Oraya kütüphane kur, sosyal hayat inşa et. En önemli et, kısmı. İyi yaşayayım evet. orada. Çoluğum çocuğumun eğitimini sağlayayım. Sadece para kazanmayacaksın. Parayı kazandığın yeri de Tabii. E, o harcama yeri de e, imkanı da sunacaksınız. Peki. Şimdi buna devam edeceğiz. Önemli tamam. bir konu. Nasıl efendim? Dediğim gibi var değil mi? Herkes izlesin istiyorum. Bugün adeta nefes almadan herkes izlesin istiyorum bunu. Devam edeceğim programın sonuna kadar. Ama şu iki kitabı da tanıtayım müsaade ederseniz. Yervant Odyan, Lanetli Yıllar isimli kitabını bize göndermiş. Sürgün ve geri dönüş hikayem demiş. Ve annemin gözyaşları Hasan Yeşil Gözden gelmiş. Teşekkür ediyorum. Reklam molasından sonra bu sohbet devam edecek. Günaydın ve hoş geldiniz. 11 Mayıs 2022 Çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Türkiye'nin tarım, üretim, besicilik politikalarını konuşuyoruz. Sencer Solakoğlu ile. Bugüne kadar aldığım, en fazla aldığım mesaj programlarından birisi oldu, olmakta. Mesajlarınızı alıyorum, değerli toparlıyorum. Yalnızca bugün değil, yarına da taşıyacağım bu gündem maddesini. Çünkü o eğitimli ve yurtsever bir girişimci, yatırımcı ama aynı zamanda sahada bizzat bu işlerle ilgilenen bir üretici, besici. Dolayısıyla yem, başta olmak üzere bütün maliyetler, mesela gübre, mesela destekler, gerçekten hükümetin Tarım Bakanlığı söylediği gibi destekler artıyor mu? Çevre meseleleri, mesela Konya'dan bir haber, Savaş Konya görselini rica edeceğim. Bütün bu gündem maddelerini soracağım. Süt kaça mal ediliyor? Peki ben kaça satın alabiliyorum? Bunları da soracağım. İşte bakın mesela Konya'dan gıda krizi kapıdayken Konya'da 1 milyon 300 bin metrekare tarım alanı yapılaşmaya açıldı. Bunu da konuşacağım. Ama önce sizi bundan 5-5,5 yıl öncesine götüreceğim. Ben bu videoyu izleyene kadar son 5 yılda Türkiye'de en fazla yaşlanan insanın kendim olduğunu zannediyordum. Yanılmışım. Sencer Bey, benden daha fazla yaşlanmış. Burası Türkiye'nin sayılı Avrupa Birliği onaylı çiftliklerinden. İneklere, buzağlara özel bakım var. Kurucusu TÜSEDAT Başkanı Sencer Solakoğlu, Amerika'da psikologluk yaparken çiftçiliğe başladı. Tarımda verimsiz olduğunu gördüm Türkiye'nin. Bu verim olduğu zaman ucuzlama oluyor, fiyat ucuzluyor. Verim olduğu zaman para kazanılıyor ineklere özel bakım daha fazla süt ve et vermesi demek. Buradaki bir inek sizinki kültür evet, Amerika menşei. Evet. Kaç kilo süt alıyorsunuz? Kaç kilo et? Biz 40 kilo ortalamayla ineklerimizi sayıyoruz ortalama. 356 kilo gibi bir ortalama ee, kemikli et e, verimliliği sağlıyoruz. Ama, e, buradaki inekler tombul, iyi bakılan inekler ama gidin bir mesela Kurban Bayramı'nda hayvan pazarına cılız inekler var. Ee, onlardan 150 ile 200 kilo arasında bir şey alırsınız evet. eğer kötüyse. Yani etli butlu iri kıyım inekler Türk değil. İthal geliyor ülke. Siz canlı hayvan mı ithal ediyorsunuz? Evet, yurt dışından şu anda e, besilik hayvan ithalatımız Aynı var. Hangi ülkeden? E, Avusturya, Macaristan e, ve açık olan bakanlığımızın uygun gördüğü diğer ülkeler var. Onun dışında Amerika, Uruguay. Bu ülkenin danaları, bu ülkenin kara sığırları yetmiyor mu? Olmuyor mu? E, şu anda bu bir açık. E... Yani kendi ineğimiz yok oluyor değil mi? E, elbette. Yani bizim ineğimiz yok. Anadolu'nun kara sığırına sadece üzülerek bakıyoruz. E, ama sahip çıkmamız gerekir. Beş yıl önce ne hissettiniz? <gülüyor> Yaşlanmışım. <gülüyor> Öyle. Hayat zor Türkiye'de. Evet hakikaten. Gazetecilik de zor, yani. besicilik de zor. Evet. Büyük mücadele var. Bir şey soracağım. En önemli mesele yem. Onu birazcık bir anlatır mısınız? Şöyle yem ve birçok emtia tarımda hep dolara endeksidir. Yani gübre de öyle, yem de öyle. Dolarladır. Yani çünkü mesela şöyle düşünün hep şu söylenir. Besici kendi yemini üretmiyorsa, kendi tarlasını işlemiyorsa bu işi yapmasın. Lokantadan inek besleyerek bir yere varamayız. Bunlar ne yazık ki çok işte bilgisi olmayıp da fikri olan insanların söylemleri. Alakası yok. Çünkü bugün tarlada yetiştirdiğiniz mısırı İneğe yedirip zarar edeceğinize o mısırı satmak da sizin için bir alternatiftir. Dolayısıyla tarımda girdilere baktığınız zaman hep piyasa fiyatı üzerinden ineğinize ne vermek oldu zorundasınız. Yem fiyatı neydi ne oldu? Yem fiyatı neydi? 1,5 liralardan ta başladık. Şu anda 6,5 liralara kadar çıktık. 6 katına kadar gitti. Evet, evet. Ee, gübre? Son işte bir Gübre %350-360 civarlarında artış oldu şu son bir sene içerisinde. Ama bu sene ...doğalgazla ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü ana ham maddesi bu. Ve biz Türkiye'de yine aynı hatayı yapıyoruz. Gübre ihracatını yasakladık. Ama sübvanse edilen doğalgazla üretilen amonyak... ...ki azot için gerekli olan... ...onun ihracatını yasaklamadık. Yani ithal edip ara ham maddeyi ihraç ediyoruz... ...ama nihai fabrikaların ihracatını tamamen yasakladık. Yani o kadar mantıksız şeyler yapılıyor ki... Dünyadaki dolar bazındaki artışın karşısında tabii ki dolar bazında bütün emtiyaların fiyatı artıyor. Mısır'ın, soya'nın vesaire hepsi birbirine Maliyetler bağlı. Maliyetler almış başını gidiyor. Tamamen. Sizin bir hesabınızı gördüm. Başkalarında da gördüm ama siz çok güzel anlatıyordunuz. Bir sütün süt fiyatının o mekanizması vardı ya. Mesela süt fiyatı şimdi nasıl ve kaça mali oluyor süt? Ve bana kaça ulaşıyor tüketici olarak? O mekanizmayı kısacık bir anlatır mısınız? Tabii ki. Çiftlikte sağlıyor soğutuluyor, nakliyesi var, fabrikaya gidiyor. Fabrikada işleniyor, pastörize oluyor. Oradan aracıya gidiyor, yani dağıtıcıya gidiyor. Dağıtıcı marketlere götürüyor. Marketlerden satış yapılıyor. Bütün dünyada bu böyledir. Bunu kısaltma şansınız yoktur. Burada dünyadaki oran 2,5 ile 3 arasındadır. Yani üreticinin fiyatı 8 liraysa sizin alacağınız yaklaşık 20 ile 22 lira arasındadır. Doğrudur ve Türkiye'de de bu şekilde yapılıyor. Bunun önüne geçme şansı yok. Şu anda diyorum. ne durum? Buradaki realize olan durum ne? Çiftçinin eline şu anda 5.70 geçiyor. 15 Mayıs'tan sonra fiyat artacak. Çiftçi yaklaşık 6.5 liraya 7 liraya mal ediyor. Sütü? Sütü mal ediyordu. O da işte destekleme olduğu için o 1 lira destekleme olduğu tamam. için. Ama bunu işte atıyorum 7 liraya mal ettiğini 5.70'e satıyor. 5.70'den sonra siz markette işte 14.5-15 TL'leri görüyordunuz. Biraz daha bile artıyor bazen. Şimdi, ba şimdi ama, ama alüminyum fiyatı arttı dünyada emtia olarak. Evet, paketi de. Paketi arttı. Paketi arttı hatta bulunamaz hale geldi. Dolayısıyla orantısız bir şekilde fiyatları arttı. Hani siz dediniz ya Sencer Bey et fiyatları daha da artacak. Süt de mi öyle? Süt de tabii Daha ki. da artacak. Çok daha artacak. Bakın 15 Mayıs şurada Yandık. önümüzde 4-5 gün kaldı. 4 gün sonra göreceksiniz. En az %20 ile %30 arasında bir artış rafta göreceksiniz. Bu burada kalmayacak İsmail Bey. Daha da gidecek. Daha da gidecek. Yanmışız. Gitmek zorunda. Üretim maliyeti öyle ama bakın ben buraya gelmeden önce çıkarttım. Dünyadaki pahalılık sıralamasına göre süte baktığınız zaman biz 87. sıradayız. Problem üretim maliyetinden daha çok orada da sıkıntılarımız var ama alım gücümüz ortadan kalktı. bizim alım gücümüz vatandaş evet. olarak. Evet. Yani problem çok fazla üretim maliyetinden daha ziyade alım gücümüzün çok. Yani dünyanın en pahalısı oluruz da eleştiriyi okey kabul ederiz. Ama dünyada 87. sıraya geldiğiniz zaman süt fiyatı olarak ette de keza öyleyiz. Peki. Basit hesap. Bir inek kesen çiftçinin eline geçen para 20 bin lira. Evet. Bir litre sütten 1 lira kazansa 3 yılda kazanamaz 20 bin lirayı. Siz olsanız bakar mısınız? Süt fiyatı 7.40 olmazsa kesin devam eder. Ülke gıda güvenliği söz konusu. Anaç sürümüz her gün eriyip gidiyor uyarmadı demeyin. Evet bunu yazdık. Yazdıktan tam hatırlamıyorum tarihini ama işte yaklaşık bir ay sonra e, bu fiyatlara geldi. 7.50'ye getirdiler fiyatları ama iş işten geçti İsmail Bey. Yani i̇şten biz geçti. bunları anlatmaya çalışıyoruz. Şunu söyledi hükümet dedi ki biz sütçünün ve et üreten insanların fiyatını baskılarsak daha enflasyon olmaz. Dedi ki yapmayın. Böyle olmaz. Girdi fiyatlarını sürekli artıyor dünya krize giderken bizim süt fiyatımızı eşit tutarsanız üretim düşer. Üretim düşerse yazın turistler geldiği zaman peynir fiyatları, süt fiyatları, et fiyatları uçar. Yapmayın bunu dedik. Hayır dediler ve sütü bastırdılar. Bir şey diyeceğim. Acaba yani yakışıklısınız ama bir sakal mı bıraksanız acaba? Niye? O kadar yani, mı Hayır, yakışıklısınız da hayır, şöyle şey diyorlar ya. Hani sakalım yok ki sözümü dinlemediler diye. Ha. <laughs> Değerli izleyenler, biraz evvel Melia Okur'la Merve Yıldırım'ın 5 yıl önceki bir bandını sizlere dinletmiştik. Sonra bir de Nazlı Yere Basmaz devreye girdi. Nazlı Yere Basmaz dosya hazırladı. Biz onu ana haberimizde ve çalar saatimizde yayınladık. Sencer Bey'in başı derde girdi. Sencer Bey en son Mayıs ayında buluşmuştuk. Evet. O röportajımızdan sonra koca bir yaz geçirdik. Siz bu yazı nasıl geçirdiniz? İyi miydi, kötü müydü? Çok iyi olduğu söylenemez. E, malum e, yaptığımız röportajın yayınından sonra Tarım Bakanı'na tarımın başındaki adam dediğim için e, alınmış. Tarımın başındaki adam bu mentaliteyle tarımı yönetiyorsa zaten bu ülkenin tarımının bir adım ileri gitme şansı yok. Konuştun şimdi cezalandırılıyorsun derken verebileceklere en ağır cezayı vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Eleştirisi ona ceza olarak döndü. Türkiye'ye teknolojik tarımı getiren, 6 bin dönümlük arazide kendi yemini üreten, Avrupa Birliği'ne ihracat yapan Sencer Solakoğlu. Fox Haber'e verdiği röportaj sonrası hem AB onayını kaybetti hem de tüm desteklemeleri 5 yıllık süreyle kesildi. Kesildi kesildi. Bütün de ve 5 yıllığına kesildi şu aşamada. Tabii ki bunun bir hukuki süreci var vesaire çünkü yaptıkları kanunsuz. Ama e, uslup genel olarak biz yaptık. Git hakkını ara. Yıllık 2 milyon liranın üzerinde bir zararımız olacağı net. Sencer Solakoğlu 11 yaşında gittiği İsviçre'den sonra eğitim hayatını Amerika'da devam ettirdi. İktisat ve davranış bilimleri mezunu ama Amerika'daki kariyerini bırakıp üretmek için ülkesine döndü. Teknolojiyi üretimde nasıl kullandığını, hayvan sayısını 10 yılda nasıl 6 kat arttırdığını anlatmıştı. Sonunda da Tarım Bakanlığı tarafından bu başarısının nasıl karşılandığını. Şu anda Tarım Bakanlığı'nda en son gittiğim zaman bana Nişantaşı çiftçileri olarak hitap etti. Zihniyet bu olduğu zaman Tabii ne yazık ki baştan kaybediyorsunuz. Bu sözlerden sonra denetim üstüne denetim geldi işletmesine. Önce Temmuz ayında iddiasına göre işletmeden değil farklı süt tankerlerinden alınan örnekler delil gösterilerek AB onayı elinden alındı. Aldıkları tanker plakalarıyla bize gelen tanker plakaları birbirine tutmuyor. İroniktir. Avrupa Birliği bu ruhsatı verebilmesi için Tarım Bakanlığı'nı denetlerken Tarım Bakanlığı benim işletmeme getirmişti Avrupa Birliği heyetini. Örnek işletme olduğum için hani her şeyin ne kadar düzgün yapıldığını gösterdikleri işletmeydi bu. Şu anda benden aldıkları belge de o belge zaten. Ağustos ayında da tüm tarımsal desteklemelerden men edildiği kararını duydu Salakoğlu. Karar arazi kontrolleri sonucu verilmişti. Ama Tarım Kanunu'nun 23. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Hukuki süreçte yarın başlamış olacak. Ama ne gerek var yani? Bundan niye zaman kaybediyoruz? Ben bunu hala anlamış değilim yani. Bakın ben hep bunu söylerim. Babam da bana bunu hep böyle izah etmiştir. İki tip insan vardır biliyorsunuz. Biri oturduğu koltuktan gücü alan, bir tanesi de oturduğu koltuğa güç veren. Şimdi oturduğu koltuğa güç veren adamın sorumluluğunu yerine getir, günü geldiği zaman da o koltuktan kalktığı zaman da insanlar bu, in, bu insan ne kadar iyi şeyler yaptı der. Şimdi bugün baktığınızda bunu Tarım Bakanı için söylemek sizce mümkün mü bu ülkede? ehliyeti yok. Tarımı kesinlikle bilmiyor. Bu ne oldu sonra? Bir ceza kesildi vesaire. Tabii Türkiye'de böyle konuşanları çok sevmiyorlar ya. Evet. Bizim de sürekli mahkemeler, adliyeler, orası burası troll saldırıları. Ne oldu bu işin sonu? <laughs> Tabii ki lehime sonuçlandı. Yani zaten bir mantığı yoktu. Verdikleri ceza neredeyse kendine ceza verecek duruma düştüler. Sonunda da gitti sağ olsun. Kurtardık ama 3 sene içerisinde o adam Türkiye tarımını 10 sene geriye getirdi. Ve sonunda da ceketini alıp çıkıp hiçbir bedel ödememesi de inanın çok ağır vakit. Ben şimdi mesela bu yeni bakan var ya. Evet. Ben onun yerine olsam bizi izlediğinden eminim bir kere. Bu yayın biter bitmez sizi davet ederim. Özel kalemime bile söylerim. Ararım sizin telefonunuzu. Sen Bey gelin bakalım bir sohbet edelim. Size bir kahve ikram ederim. Tamam uzun ama. Hiç kimseyi de yanıma almam. Böyle 3 saat 4 saat sizi dinlerim. Yapıcı eleştirilerinizden faydalanırım faydalanmak istemiyorsam, doğru bulmuyorsam da bunu söylerim. Ben olsam bunu yaparım. Gıda fiyatlarını düşürmek için sütte KDV %1'e düşürdük. Mazotu, ilacı, elektriği yüksek KDV ile alan çiftçiye maliyet artışı yarattık. Aile işletmelerinin çoğu deftere tabi değil. Gıda fiyatının düşmesi için çiftçinin maliyetini artırmak değil, düşürmek ancak çözüm olur, diyor Sencer Bey. Böyle bir mantıksız kararı hakikaten çözemedik. Çünkü biz deftere tabi değiliz. Biz derken ben kendim adıma hiçbir zaman konuşmuyorum burada. Özellikle aile işletmeleri, küçük aile işletmeleri alıyorlar, veriyorlar. Onlar bir deftere tabi değiller. KDV'li aldıklarını sütü de KDV'li sattıkları için birbirini dengeliyordu. Zaten ona göre yapılmıştı dengeler. Şimdi fiyatı ucuzlatacağız dediler. O çiftçinin maliyetini 32 kuruş arttırdılar litre bazında. Çünkü hala yüksek KDV'li girdileri var ama çıkışta 8 yerine %1 ile fatura kesebiliyor çiftçi veya sütünü satabiliyor. O fiyatın üstüne çıkamıyor. Bu nasıl yani bu, bu, bu an, biz anlayamadık yani bunun niye yapıldı? Tamam temel gıda ürünlerinde KDV olması zaten yanlış. Ama bunun bir yapma şekli olması lazım. Yani biz bunu yapacağız. Buna göre önlem alınması lazım. Buna göre bazı şeylerin hesabının yapılması gerekiyor ki maliyeti arttırmayalım. Biz gıda enflasyonu var diyoruz. Gıda enflasyonu düşürmek için çiftçinin maliyetini arttırıp Ondan sonra niye süt fiyatları arttı diye burada e, tartışıyoruz. Şöyle sorayım size, madem maliyetler bu kadar arttı, gübre, evet, elektrik ve bağlı bütün maliyetler, tabii, tabii. yem, tabi, destekler konusuna değinelim. Bizim hükümetimize bakarsak, mesela Sayın Erdoğan grup toplantısında da bunu söyledi. Biz dedi destekliyor, bir takım rakamlar da veriyor Sayın Erdoğan, tarım bakanı. Buradaki durum ne aslında? Destek. Mesela. Yanlış olmasın diye yanımda kağıdını da getirdim. Bizde durum tam tersi. Ne dedik yayının başında? Tarımda her şey dolarla. Çünkü dünyada tarım dönüyor. Milyonlarca ton ürün el değiştiriyor. Her şey dolara bağlı. Bakın biz 2013'te 4.6 milyar dolarlık destek ödemesi alıyormuşuz. Çiftçiler olarak alıyormuşuz. 2022'de işte 29 milyar liraya çıkarttık dedikleri sene. 14.70 iken kur bu 1.97'ye düşmüştü. Yani 4.6'dan 1.97'ye yarıdan daha fazla desteklemelerde çiftçiye verdiğiniz sağladığınız alım gücünde yarıdan fazlaya düşüş var. Yani biz çiftçimizi 2013'ten ki destekten yarısından daha az para şu anda verir durumdayız. Şu andaki destekleri ben size şöyle anlatayım. Damlaya damlaya göl olur. O gölü alıyoruz, havaya atıyoruz, zerrecikler haline getirip insanlara doğrudan delir gel, gelir desteği gibi e, dağıtıyoruz. Şu andaki yapılan şey bu. Hiçbir destek şu anda işe yaramıyor. Hiçbir şekilde de doğru Sencer düzgün Bey, bir şey Şimdi Amerika'da da eğitim aldınız ya. Şimdi evet. yurt dışına gidip gelenler biliyorlar. Orada devletler inanılmaz destekler veriyor. Avrupa Birliği'nde mesela en büyük kıyamet bundan koptu. Çiftçi sübvansiyonları. Dünyada nasıl bu iş? Dünyada esasında üç tane ana model var bu konuyla ilgili. Bir tanesi Avrupa modeli. Bu inanılmaz bir destek e, akıtıyorlar. Çünkü onlar biliyorsunuz bu Paris Paris anlaşması belki birazdan konuşuruz ve çevreci tarıma çok önem veriyorlar. Katılıyorum. Tabiata rağmen çiftçilik yapmamamız lazım. Tabiatla beraber çiftçilik yapmamız lazım. Ondan sonra Amerika, Amerika'da biraz daha çetin bir e, rekabet koşulu var. En uçta da Yeni Zelanda var. Yeni Zelanda dünyanın süt ticaretinin yüzde yirmisine hakim ürettiğinin sadece yüzde %5'ini tüketiyor, %95'ini ihraç ediyor. Bakın ada. Bir okyanusun ortasındaki bir adadan bahsediyoruz. Bütün dünyaya hakim şu anda süt konusunda. Tamam mı? Orada hiçbir destek yok. Artık orada çiftçinin eee yani donanımı artık o kadar üst seviyede, teknoloji kullanımı o kadar üst seviyede ki ihtiyaç duymuyor zaten çiftçi desteklemeye. Çünkü aldığı para ona yetiyor. Ama biz ne yapıyoruz? İşte biz çiftçinin daha az üretebilmesi için elimizden gelen her türlü entrikayı önlerine sunuyoruz. Şu da doğru mu Sencer Bey? Hani biz sıklıkla haber yapıyoruz. Bu kadar çiftçi toprağa küstü, çiftçilikten vazgeçti. Bu rakamlar doğru, doğru değil İsmail Bey. Onlar doğru değil. Onlar çünkü bağkur sayılarına bakarak verilen rakamlar. Çiftçi bağ ödeyemez duruma geldi. O yüzden o rakamlarda çok çok ciddi düşüşler görüyorsunuz. Çiftçi bağ ödeyemiyor. Ödeyemiyor tabii ki. Siz e, çiftçi kayıt sisteminden baktığınız zaman daha doğru rakamları göreceksiniz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Çiftçi çiftlikte de üretiyor. Bakın çiftçinin Türkiye'nin ortalama yaşı nedir İsmail Bey? Yaklaşık 30. Herhalde 35 böyle. filandır. O kadar bile değil bildiğim kadarıyla ama. 30'larda genç 30 bir nüfusumuz var. Çiftçinin ortalama yaşı kaç biliyor musunuz? 50. 55. 55. Bu size ne söylüyor? Çiftçimiz bir. yaşlanıyor. Yaşlanıyor. Gençler çiftçilik yapmıyor. Yani zaten bu her şeyin yanlış gittiğinin tek başına ispatı değil mi? Şimdi 10 sene sonra o 55 yaş gençler girmediği için 65 yaşa geldiği zaman biz gıdayı kime ürettireceğiz? Bu politikalarla Bir şey devam edersek. Mesela babanız size ne diyor? Ya oğlum aferin sana bu işe girdin mi diyor mesela. Başta öyle demiyordu. Şu anda çok memnun bu işe Çünkü Türkiye'nin duruma geldiği durumda siz öngörüde bulun. Peki parmağınızda da yüzük var. Evlisiniz. Çocuk Evli. var mı? İki tane kızım var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Kaç yaşta? Daha küçüktürler ama. 13-14. Daha küçük. Evet. Mesela onlar uğraşır mı bu işlerle sizce? Bütün hayalim bu. Ben başarılı bir çiftçi. Ben Türkiye'nin en verimli çiftçisiyim belki. Veya en verimli birkaçından bir tanesiyim. Ben kendimi henüz daha başarılı atfetmiyorum. Ben ne zaman bir sonraki jenerasyona Süpler, başarılı işte bir şekilde devredebilirsem Kızlar. o gün ben başarılı şey olacağım. Bir de şu var. Teknoloji kullanımı artık kas gücü ihtiyacını çok azalttı tarımda. Artık her şey bakın biz hani 6000 dönüm arazi hakikaten öyle 6200 dönüm arazi işliyorum. 4 kişiyiz ben dahil şoför sayısı. Çünkü her şey teknolojikleşmiş tarım, endüstrileşmiş. Evet. Ve bu yüksek verimli. Bu toprağa kötü hani sanayileşince bacı hakkına geliyor insanlar evet. hiç alakası yok. Biz toprağa böyle canlı bir hani insanlar evinde köpeğini sever ya biz toprağımızı öyle bakıyoruz. Bizim için toprağın sağlığı biz her ay toprak sağlığı İşte ölçüyoruz sizin ve bizim büyüğümüz o. Gürsel Hanım gelmişti. Geçen sene Gürsel Gürsel Tombul Hanım gelmişti. O da böyle. Toprağı, çiçeği, börtü böceği, doğayı bu severek aç oluyor. Başka türlü tabii, olmuyor. Tabii tabii, Değil mi? Tabii, tabii tabii. Şimdi Konya haberi gelsin. Konya bu program için hazırlanırken dikkatimi çekmişti. Çok Şimdi önemli. bunu soracağım size. Gıda krizi kapıdayken Konya'da 1 milyon 300 bin metrekare tarım alanı yapılaşmaya açıldı. Çevreyi soracağım ama. Önce değerli izleyenler biz bir aileyiz. Fazıl Say bizim Çalarsat ailesinin bir üyesidir. Fazıl Say'ın kıymetli babası Ahmet Say müzikolog, bir kültür insanı bu yalan dünyaya göç etti. Bugün Hürriyet'te böyle bir haber de gördüm. Müzikolog Ahmet Say hayatını kaybetti. Bir de tweet'imiz var bakın. Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi. Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı ve çok özel, çok güzel bir baba oğul ilişkisidir. Son anına kadar başımız sağ olsun dedi. Türkiye Ahmet Say'ı uğurluyor. Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say acı haberi böyle duyurdu. Babası usta müzikolog Ahmet Say 86 yaşında hayata veda etti. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı ve çok özel, çok güzel bir baba oğlu ilişkisidir son anına kadar. Başımız sağ olsun. Müzik eğitimcisi ve yazarıydı Ahmet Say. 86 yıllık ömründe sayısız eser bıraktı. Müzik eleştirileri ve sorunlara çözüm önerileriyle uluslararası sanat camiasında da büyük takdir topladı. Ahmet Say önceki gün Ankara'da hayata veda etti. Vefat haberi üzerine Fazıl Say ve Say ailesine başsağlığı mesajları geldi. Değerli müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Ahmet Say'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Fazıl Say'a ve bütün sevenlerine de sabır temennisinde bulunuyorum efendim. Şimdi çevre. Son zamanlarda çevreye karşı iyiden iyiye hoyratça bir tutum. Ama tarımda da gıda kriziyle karşı karşıyayız. Burası bu Bahri Dağdaş. Çok enteresan. Bu alan şeyin adı o. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün arazisi bu. Bu 1960'larda Tarım Bakanlığı yapmış. Ve Türkiye'yi açlıktan kurtaran adam olarak atfedilen bir eski bakanımız. Çok önemli şeyler yapmış. Geliştirmeler yapmış. Ve orada yüzlerce çeşit buğday çeşidi özellikle Konya olduğu için... Kuraklığa dayanıklı buğday çeşitlerini e, yetiştiren bir araştırma geliştirme merkezidir. E, bu şu anda imara açılan yer. İnanın. İnanılmaz bir olay. Yani şimdi ne konuşuyoruz biz? Domates çok pahalı diyoruz. Niye? İşte ta Antalya'dan geliyor İstanbul'a. Evet şehrin içinde kaldı burası doğru. Ne güzel. Kalsın. İşte sebzeni orada yetiştir. İşte nakliye maliyetini düşür. Orada soğuk havanı kur. Orada her şeyini yap. Yani burayı Tokya arazisi olarak verip, yani Konya'da dağlık taşlık hiçbir yer mi kalmadı? 38 bin kilometre kare alanın içerisinde Müthiş. bir tek olay buraya mı geldi? Savaş bunu yarın gazete yapalım olur mu? Zera ile konuşur musun? Yani bunu irdelemek gerekiyor. Hakikaten çok üzücü. İnşallah bu karardan geri, geri döner. Bunun abi. dışında genel olarak çevre tarım ilişkisi? Bakın Türkiye Paris Anlaşması'na imza attı. Bu tarım için çok 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 büyük bir tehdit. Biliyorsunuz yani e, karbon ayak izi hesaplaması ki biz bunu kendi çiftliğimizde başlattık. E, biz üretim yaparken sürdürülebilir olması için yani dünyanın kaynaklarını sömürmek değil, sömürmeden bunu yapabilmek veya geri kazanımını yapmak çok önemli. Geri vermek toprağa. Şimdi baktığınız zaman anlaşmayı imzaladık ama attığımız imzanın ne anlama geldiğini kimse bilmiyor. Herkes şu anda yatmış uyumuş durumda. Mesela şu ara e, çiftliklere şey baskınlar düzenleniyor çevre tarafından. Müsilaj çünkü azot ve fosfor kaynaklı olduğu için işte çiftliklere kaldı. Ya şimdi çiftliklere geliyorlar diyorlar ki bir arkadaşımın çiftliğine geldiler dün. Ceza kesmişler. Peki diyor ben soruyorum diyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? Cevap yok. Yani bir çözüm önerisi de yok. Sadece ceza kesmek. E bu zihniyetle çevreyi çok fazla düzeltemeyiz ve gıda çok pahalanır. E önümüzde bütün sınırlar kapanır. İhracatımız tamamıyla durur. Bizim çok acilen bu yeşil mutabakat ve bu Paris anlaşmasından eğer geri çekilmeyeceksek önlem almamız lazım. Yoksa hakikaten her şeyin fiyatı çok daha fazla artacak gibi duruyor. Bu hani hep artacak diyorsunuz ya bu trend ne kadar devam edecek? Bu hayat pahalılığı, gıda, yani gıda üzerinde hani size siyasi bir... Biz bu hataları ne kadar devam ettireceksek o kadar devam edecek. Biz ne zaman üretmeye başlarsak o gün fiyat artışları duracaktır veya aşağı, aşağı dönüşe, çöküşe doğru başlayacaktır. Ama kısıtlamalarla, yasaklarla, suni bir takım söylemlerle Avrupa'nın en büyük bilmem necisiyiz. Biz Avrupa'nın hiçbir şeyi değiliz. Yani ne en büyüğüyüz ne en başarılısıyız. Biz en verimsiz. Avrupa'nın en verimsiz süt üretimi Türkiye'de. Avrupalı 8 bin kilo bir inekten süt alırken Türkiye'nin ortalaması 3 bin kilolarda. Bununla nasıl bizim konsantre olmamız gereken şey bu. Çünkü biz dediniz ya aileyiz. Bizim evet. bizden başka dostumuz yok. Biz iyileri değil kötüleri konuşmamız lazım. İyiler ya zaten cepte. Kötüleri konuşup nasıl daha iyi yaparız? Yani ben nasıl bir Türk çiftçisi olarak Alman çiftçisinin %200 daha altında verimlilikle üretim yapmayı kendime yediririm, onuruma, gururuma yediririm. Bunu bir sorguya çekmek gerekiyor. Ama hep konumuz nasıl iyi olduğumuz, nasıl güzel olduğumuz. Bunu yaptığımız sürece i̇şte bir artar. Bana biliyorsun Türkiye Türk propagandası diyorlar. Yani biz bize, kendi kendimize propaganda yapıyoruz. Evet. Ama gerçeklik öyle mi? Yani esas daha iyi olmamız gerekir. Mesela 8 bin litre, 3000 litre. Evet. Niye bu kadar fark var? Bilinçsiz araştırma geliştirme bakın TİGEM arazilerini bu e, geçtiğimiz işte ekip çok samimi söylüyorum yani bu e, e, kadının kendisiyle ilgili bir sıkıntım yok e, ama yani hakikaten Carrefour'un yanlış hatırlamıyorsam satın almacısını dünyanın en büyük çiftliklerinden biri olan Tigem'in tarımsal işletmeler Genel Müdürlüğünün başına getirdiler koydular. Ben çiftliğime onu müdür olarak almam. Yani kendisi çok iyi olabilir satın almacılığı Perakende değil sorun ne? ama ya, sorun ta ta tarım tarım yani Çiftlik bu. Çiftlik yönetimin bilmen lazım ve dünyanın en büyük çiftliğini başına getirdiler. Şu anda Karacabey Tarımsal İşletme Genel Müdürlüğü'nde bir tane hayvan kalmadı biliyor musunuz? Asıl konusu Atatürk'ün burayı kurmasının sebebi ıslah içinde. Niye Almanya bizden daha çok süt üretiyor? Çünkü hayvan ıslahına odaklandıkları için. Daha verimli hayvanları Bir tane video var sen, Sencer için. Bey. Atatürk'ün biz geçmişte evet. yayınladık. Evet. Böyle Simental. Atatürk Ha? Simental ırkı bir... E, inekle ırk, beraber evet. Bir aynı. Hollandalı bir misafiri var. Bir devlet başkanı galiba. Evet. Onu anlatıyor. Sorular soruyor Atatürk Orman Çiftliği'nde evet. falan. Evet. Ee, o işte, zamanki vizyon işte. E, zaten bakın mısır. Kendi mısır tohumumuz verimli bir mısır tohumumuz yok. Buğday tohumlarının ıslahında fena değiliz. Oralarda birazcık daha iyiyiz ama çok daha iyi yerlerde olabiliriz. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir de karalandan Türk çiftçisi... 250 ile 280 kilo arasında buğday verimi alıyor. Avrupalı 800 kilo alıyor. Tamam. Sulama. Yani evet çok mutluyum. Altyapı yatırımlarının yapılması ülkemiz için bunlar gitmeyecek, burada kalacak şeyler. Ama o paraları öncelik sırasında bir tane daha Çanakkale Köprüsü'ne ihtiyacımız var mıydı? Belki vardı ama keşke iki sene sonra olsaydı da biz şu kapalı sulama sistemini Türkiye'ye yayıp da bu 280 kiloyu 600 kiloya çıkartsak da buğdaya muhtaç kalmasak, yurt dışından kimsenin buğdayına muhtaç kalmasak. Biz tabii kendi bakış açımızdan bunu böyle düşünüyoruz. Yani başka bir şey varsa o köprünün çok büyük bir avantajı varsa onu bilemiyorum ama biz hala Karacabeyli... Öncelik, Bey'de... öncelikler... Bir şey söyleyeceğim belki çarpıcı olacaktır. Şampanyayı biliyorsunuz. Şampanya bölgesi Fransa'da işte üretim yapılıyor. Çok pahalı bir bölgedir. Toprak çok pahalıdır. Siz öyle zannedin. Bizim şu anda Adana'da, Karacabey'de birçok bölgedeki sulu ova tarım arazilerimizin fiyatı oranın üzerinde. Vay be. Evet. Yani biz adamın şampanyada coğrafi işaretleme almış, dünyaya ihracat yaptığı bir bölgedeki arazi fiyatlarından daha, daha pahalı. pahalıya ürettiğimiz şey de buğday mısır. Pamuk. İşte planlama hatası var. Her yerde planlama hatası. Var. Yani diyorsunuz yani ya o kadar değer, o kadar hata yapıyoruz ki biz ne zaman gıdayı ucuza yeriz biliyor musunuz? Bu hatalardan dönüldüğü gün. Çünkü üretecek insan var. Şevki kırılmış. O şevk geri gelebilir. Ama adama bir garanti vermeniz lazım. Peki. Şimdi bir de sunmak zorunda olduğum bir piyano haberi var. Önemli olduğu söyleniyor. Bir bakacağım neymiş. Alev Gürsoy Cimin, bu da benim meslektaşım. Posta gazetesindeki röportajlarıyla tanıyoruz. Alev Gürsoy Cimin kitabını göndermiş sağ olsun. Erdinç Üstündağ beni bana anlatma demiş. Savaş izleyelim bakalım neymiş. Her piyano ayrı bir makama göre akortlanmış olacak. Bir piyanonun çalamadığını öbürü çalıyor olacak. Dolayısıyla ben kah birini kah diğerini çalıyor olacak. Piyanist besteci Hakan Ali Toker dört piyanoyla bir ilke imza atacak. Kendi eserleri ve Türk Sanat Müziği eserlerini dört piyanoyla birlikte seslendirecek. 17 Mayıs'taki konserde senfoni orkestrası da ona eşlik edecek. Standart bir piyanodaki sesler, notalar Türk müziği için yeterli değil biz çok sesli Türk müziği yapacağız. 33 kişilik bir senfoni orkestrası bana eşlik edecek. Türk Rapsodisi isimli dinleti de Türk sanat müziği daha önce hiç denenmemiş olan bir yöntemle müzikseverlerle buluşacak. Hakan Ali Toker her biri ayrı ayrı akortlanmış dört piyano çalarak eserlere yeni bir yorum katacak. Standart bir senfoni orkestrasıyla bu notalar çalınamıyor. Yazmış olduğum Türk rapsodisi bir anlamda bir sentez, bir doğu batı sentezi. Geleneksel Türk müziğiyle batı müziğinin sentezi 17 Mayıs'ta İstanbul Cemal Reşit Rey konser salonunda dinleyiciyle buluşacak. Biz bu konserle aynı zamanda bizlere bugünü armağan ettiği için Atatürk'e teşekkür ediyor olacağız. Son, iki, üç, hoppa. Hakan Ali Toker'e tebriklerimizi iletiyoruz buradan. Önemli bir müzik insanıdır efendim. Haber de önemliymiş Savaş. Teşekkür ederim. Alışmalısınız yüreğini şiirleştiren kadınlara. Bir sen tekiz yetkin. Levent Tuncay Fer. Aynur Pekal Duman. Bitmeyen Türküm demiş. Çok mesaj geldi. Bu mesajların bir kısmını size özetleyerek aktaracağım yayından sonra. Bu tartışmanın, sohbetin bir kısmını yarına da taşıyacağım. Onun için geldiğiniz buraya, demokrasi meydanına çok teşekkür ediyorum. İşte kamera, işte halkımız. Son olarak ne söylemek istersiniz? Bizim bir an önce tarımı siyasetin dışında tutmamız gerekiyor. Çünkü tarım siyasetle birleştiği zaman popülist politikalar ülkemizin önümüzdeki 20 yılı, 50 yılına ne yazık ki e, hizmet edemiyor. Biz... Bazen acı, acı reçeteler yemek zorunda kalacağız. Bazen tatlı olacak yediğimiz ama sonunda kazanabilmek istiyorsak e, hükümet politikaları yerine artık bir devlet politikası e, oluşturup ve bunu samimi bir şekilde siyasetten ağrı yapıp aynen Merkez Bankası'nın olması gerektiği gibi tarımı da kendi başına hangi bakan gelirse gelsin rayından çıkaramayacağı bir sisteme döndürmediğimiz sürece ne yazık ki muvak, yani muvaffak olma şansını ben göremiyorum şahsen. Bir kişi Tarım Bakanlığı'na geldiği zaman bir şey değiştiremez. Çünkü bu iş takım işi. Yani bir kişinin başarısı veya bir kişinin konuya hakimiyeti, o kişinin oraya gelmesi durumunda hiçbir şey değiştirmez. Bir ekip olması lazım ve bu ekibin buna inanması lazım. Biz, inanın 1915'te bir kurtuluş savaşımız oldu ama şu anda tarımsal anlamda gıdada yeni bir kurtuluş savaşına girmek zorundayız. Peka meselesi değil mi bu? Bu gerçek anlamda. Kimseyi Allah açlıkla, kıtlıkla sınamasın. Bakın kıtlık demek illaki yok demek değil. Ama eğer vatandaşımız erişemiyorsa, fiyat pahalılığından dolayı alamıyorsa bu kıtlıktır. Peki. Ve buna bu ülkenin hakikaten bu ülkede bu olmaz. İsviçre'de belki anlarım. Küçüktür, dağlıktır ama Türkiye gibi kocaman bir tarlada... Peki. Yazık. Sencer Bey çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bu arada efendim takip edeceğim konulardan bir tanesi Eskişehir'deki valiliğin festivali iptal etmesi. Diyarbakır'ı da takip ediyorum. Bu arada Rize Valiliği de çay eylemini milli güvenlik sorunu diyerek yasaklamış. Sözcüde bir haber gördüm. Valilikler ne yapmaya başladılar, ne yapıyorlar? Bunu da araştıracağım. Yarın sizlere aktaracağım. Şimdi müsaadenizle Sencer Bey'i uğurlayacağım. Sizlerle vedala vedalaşmak üzere huzurlarınıza döneceğim. ...herkes işini iyi yapsın... ...kimse unutmasın diyoruz... ...Yedi Deniz'in Masalı... ...Eren İnce Çiftçi... ...Sayım Koç Beyaz Atlı Kurbağalar... ...İlişkilerde Ustalaşmak... ...mümkün mü acaba... ...Furkan Küçükkaya... ...Kalbim Ellerine Sürgün... ...demiş... ...estağfurullah diyelim... ...Mustafa Fidan'a... ...Halkın Sesi demiş... ...teşekkür ediyoruz... ...saygılarımızı sunuyoruz... Haydar ergülen Yollar akşama düştü yolum Varmaz uzağa haberini beklerim